diyor. Tamam, biz anlayırız onu. Harika dedi onu. Evet. Fıkra Zamanı programıyla tekrar birlikteyiz. Salı günü bugün. Ve Volkan'la beraber stüdyoda. Volkan, fıkra falan bir şey hazırlayır mısın? Yok. Yani öyle hasbelkader gidip geliyoruz diyorsun. Eyvallah, o da güzel. O da güzel. Efendim, saat 12'ye kadar birlikte olacağız. Muhabbet edeceğiz. Telefon bağlantıları alacağız. Ve yarın, yani bu hafta daha ekranda olmayacağız. Çünkü yarın akşam Çavuşbaşı Kasrı'nda ekranda 7 yıl diye bir programımız var. Güzel bir programımız var. Ben bütün dostları da tekrar bekliyorum. Bugün de o programı detaylı bir şekilde konuşacağız. Çünkü yarın akşam program var. Vallahi şu andaki çalışma ve atmosfere bakılırsa çok güzel, dolu dolu bir program olacak. Ama onun öncesinde biz bir fıkralarla başlayalım. Değil mi? Volkan, ben fıkra anlattığım zaman sen de gül de böyle, yani olaya konsantre olayın. Bazen şimdi anlatıyorsun bir şey, kameraman böyle gözünün içine bakar. Hiçbir şey anlatasın gelmeyi. Yani stüdyodakiler de olayın içine girmesi lazım. Tabii komik olursa. Yani zorlan da kendinizi, yani kasmayın. Mesela Nükhet bazen öyle yapar. Aynen öyle. O hazır müşteri. Onları o karşına gülsünler. Demir çiçekçiye gitmiş. Demiş ki beyefendi, ben bir çiçek alacağım. Bana böyle bir nasıl bir çiçek yaparsınız? Karımı alacağım da. Çiçekçi demiş, abi sen yediğin haltı söyle, ben ona göre bir çiçek hazırlayayım. Duruma göre. Temel camcı. Cam işinle uğraşıyor. Bayanın bir tanesi telefon açmış. Beyefendi demiş, benim işte odamın camı kırıldı evde. Gelip bunu takarmış. Adresi almış Temel. Yarım saat sonra gelmiş. Apartmanın alttan zile basmış. Megafondan kadın, buyurun demiş. Temel demiş, hanımefendi camcı ben. Kadın kapıyı açmış. Temel içeri girmiş demiş, nerede kırılan cam? Bayan demiş, içeride yatak odamın camı. Temel geçmiş, yatak odasının camını tamir edeyim. Bu arada kapı bir daha çaldı. Kadın megafondan, kim o? Dedi. Alttan bir ses, abla ben camcı. Bayan demiş ki, bir yanlışlık olması lazım. Sizden önce camcı geldi, şu anda camı tamir ediyor. Herhalde siz başka bir yere geldiniz. Alttaki ses, ne alakası var abla? Ben pencereden aşağı düştüm. Meğer adam pencereden düşmüş. Tekrar eve girmeye çalışıyor. Ay ay. Temel pilot. Kuleye acil anons. Kule, motorum durdu, düşüyorum. Kule demiş, kuledeki görevli, lütfen yerinizi bildiriniz. Temel demiş, manyak mısın sen? Pilot kabininde oturuyorum, nereye oturacağım? Yerini bildir. Dursun kule görevlisi, Temel de pilot. Her gelişte Temel gıcık ediyor Dursun'u. Kule kule, bil bakalım ben kimim? Dursun da kuleden, beyefendi doğru düzgün isminizi söyleyin. Haydi bakalım, bakacağım ne kadar zekan var. Bil bakayım ben kimim? Pilot yapaya ya. Bir iki bir iki böyle bir akşam seferi. Temel gene bakmış Dursun kulede. Kule kule, bakayım ne kadar akıllısın. Bil bakayım ben kimim? Dursun da pistin ışıklarını kapattı. Pilot pilot, bakayım ne kadar akıllısın. Bul bakayım pisti. Pistin ışıklarını kapatmış.
Nedir bu kadar bu senden çektiğimiz nedir kurban oldu? Yani. Küçük kutup ayısı anasına demiş ki ana ben kutup ayısı mıyım? E dedi herhalde oğlum sen kutup ayısısın. Peki demiş sen kutup ayısı mısın? Anasına sorayım. Evet yavrum ben de kutup ayı. Benim demiş babam da kutup ayısı mıdır? Evet oğlum baban da kutup ayısı. Peki dedem, büyük dedem, bütün sülalem kutup ayısı mı? Bir karışıklık yok değil mi? Evladım bizim bütün sülalemiz kutup ayısı. Sen niye sorayısın bunları? Ya ana ben niye üşüyorum ya? madem hep kutup ayısı. Uşak ders çalışıyı görmüş orada. Dönmüş babasına demiş ki baba ha burada kitapta yazay ki biz insanoğlu maymundan gelmeyik. Doğru mudur? Babası da demiş yavrum kitap yazaysanı doğrudur. Ardından uşak gitmiş anasına ana demiş biz maymundan mı geldik? Anası demiş olur mu evladım? Biz Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan Cenab-ı Allah bizi yarattı. Ne maymunu? Ama dedi, babam diyor ki maymundan geldik. Anası durmuş demiş ki doğru baban da doğru diyor. Babanın sülalesi oradan geldi. Bizde vardır böyle. Kadınlar mesela anam bizi hep giydirirken babamın tarafından giydirirdi hep. Yani öyle bir huy var idi. Temel ormanda yerlilere bu yamyamlara esir düşmüş. Toplanmışlar yamyamlar, karar vermişler. Pişuru yiyecek bunu. Temeli koymuşlar büyük bir kazana. Toplanmışlar etrafına. Dans ediyorlar. O asçı ikide bir kepçalan Temel'in kafasına vuruyor kazanın içinde. Yamyamların lideri demiş ki ulan ne yapıyorsun? Zaten adamı pişiriyoruz. Niye ikide bir kafasına vuruyorsun? Asçı da demiş ki liderim niye vurmayayım? Kazanın içine ne kadar patates var ise hepsini yedi. Ya ne olacak? Eski bu insanlardan şey yapardılar. Bilirsin da tarihi kitapları kurcaladığın zaman böyle hani bizde de denir o. Böyle belli bir yaşın üstündekilere derler. Hey gidi sabunluk. Bir ara Almanya sabun ihtiyacını Yahudilerden gideriydi. Temeli yakalamışlar. Sabun yapacaklar onu. Eski Almanya Nazi zamanı. Temel de orada çalışıyor. Temel yemin ediyor ki ben Yahudi değilim. Nazi askerleri diyor ya la baş ver ha bu işi. Doğru sabun fabrikasına. Götürün bunu diye. Temel yalvar yakar yok. Baktı ki kurtuluş yok. Ulan dedi tamam. Beni sabun yapın. Eğer köpürürsem ne olayım? Köpürmem. Öyle bir sabun olurum. Ay ay. Minibüste uşak gideyim. Oturmuş şoförün arkasında. Bir de gıcıklık vardır mesela. Şoförün yanından uzatabilir onu adam. Sağ vereyim. Ha bunu uzatır mısın? Bak kalk kendini uzat onu da. Yok. Ha bunu bir uzat. Ondan sonra o parayı saysın. Al onu bunu geri ver. Yani işin gücün yok sabah. Zaten işe gidiyorsun. Ediyorsun muavinlik arabada. Niye? Ha, yani ilk önce koltuğu bir sağlam haliyle, ondan sonra tamam. Temel oturmuş şoförün arkasında, arkasındaki beyefendi demiş ki, beyefendi şu parayı şoföre uzatır mısın? Temel dönmüş demiş, niye? Sen konuşmayı mısın şoförle? Nedir yani? Senin bir irtibatın yok mu? Niye ben uzatıyorum? Bak Nuket'i görüyor musun? Hemen minibüs olayları nasıl biliyor? Devamlı minibüsten gidip geliyor ya. Coşkun Kazdal
Apoabir Rize Merkez Gülbahar Mahallesi'nden Coşkun Kazdal. Selçuk'tan bir tane türkü istiyor. 7. yılını kutlarım, başarılar dilerim. Rizeliler seni seviyor. Sıradaki şarkı Sultan Çiftliği İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ela Gözlüm Merve'me ve Rizelilere gelsin. Otobüsçüyüm. Ha, beni şeye bekliyor. Otobüse bekliyor beni. Niye bekliyorsa beni otobüse? Niye bekliyorsa beni? Temel NATO'da asker. Komutan bunlara diyor ki, bütün askerlere, havacı bunlar, yarın diyor paraşütle atlayacak. Paraşütle atladığınız zaman sağdaki birinci ipi çekeceksiniz. Baktınız ki açılmayı, sol tarafta sarı bir ip var, onu da çekeceksiniz. Baktınız ki açılmayı, o zaman Meryem Ana'ya dua edeceksiniz. Temel atlamış. Sağdaki ipi çekmiş, açılmadı paraşüt. Soldakini de çekti, yine açılmadı. Hızlı bir şekilde inerken baktı ki komutan süzüle süzüle iniyor. Tam komutanın yanından geçerken dedi ki, komutanım o karının adı neydi? Fuat Bey hoş geldiniz. 5 gündür gelmiyorsun. Herhalde bir 200 tane fıkra toplamışsındır. Yok mu? Hiçbir şey yok mu? Yapacak bir şey yok. Karı sabah kalkmış. Kocası giyiniyor, işe gidecek. Demiş ona ki, kocacığım, dün akşam bir rüya gördüm. Kocası demiş ki, hayır olsun inşallah. Rüyamda dedi, bana böyle güzel bir kutu içerisinde bir hediye alıyordun sen. Ne anlama geliyor anlamadım hani ben. Şimdi kocasını zarflay. Kocası hiçbir şey demeden çıkmış. Akşam gelmiş, elde bir tane kutu. Uzatmış karısına. Buyur karıcığım demiş, bu senin. Karısı demiş ki, ay inanmıyorum. Ben bunun rüyasını da görmüştüm. Ne anlama geliyor diye merak da etmiştim. O sırada kutuyu açıyor. Kutuyu açmış ki bir bakmış içinden rüya tabirleri kitabı. Al demiş. Dün geceki rüyanın ne anlama geldiğini rahat rahat bakıp öğrenebilirsin. Yalandan hiç o yana bu yana atlamana gerek yok. Evet. Bu fıkralar tabi belli bir yere kadar gittikten sonra tıkanı, gelen de eli boş geliyor. Yani gelirken iki tane fıkra alayım da geleyim, orada bir Müslümana lazım olur. Öyle bir düşünce de yok. Fıkralar belli bir yere kadar. Toplasan Karadeniz fıkralarını 250-300 tane fıkra var. Ondan sonrası sıkıntı. Bir köyde herkes fıkra anlatıyor. Kahvede oturuyorlar sabahtan akşama kadar kışın. Fıkra 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 fıkra. Muhtar darlanmış. Çünkü bir baktı ki her gün aynı fıkralar anlatılıyor. Yani fıkralar tekrarlanıyor. Muhtar demiş uşaklar bu böyle olmayacak. Biz gelin en iyisi bu fıkralara bir numara koyalım. Her fıkranın bir numarası olsun. Yalandan bir daha anlatıda yorulmayalım. Kahvede otururken on numarayı söyleyelim. Herkes on numarayı bildiği için fıkra da aklına gelir güler. Güzel bir sistem. Kahvede oturuyorlar. Daha öyle uzun uzadıya fıkra anlatmaya gerek yok. Birisi oradan bağırıyor işte. 42 numara. Millet 42'yi hatırlayıp ha 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 başlayırlar gülme. Duruyor bir tanesi. 17. Böyle toplam 250 tane fıkraları var. Daha fıkra anlatma diye bir şey yok. Numara söyleyiler. Bir gün kahvede gene böyle bir fıkra furyası var. Biri diyor oradan 15 millet ha ha ha. Biri diyor 22 ha ha ha. Oradan bir tanesi kalktı dedi ki 1440. Kahvede bir sessizlik. Muhtar şimdi böyle bakıyor. Ulan bizim var 250 tane numaralı fıkramız.
Bu 1440 ne ayak? Bir de bakmışlar ki yan masada Temel gülmekten yerlere yatar. Muhtar dönmüş demiş, oğlum demiş, bizim var 250 tane fıkramız. Bu adam dedi 1440, sen neye gülüyorsun? Temel demiş, muhtar ben bu fıkrayı daha önce hiç duymamıştım. İlk defa duyduğum bir fıkra. Fuat Bey kafayı taktı Volkan'a var ya. Onlar gitmeden diyoruz bir ağzını burnunu kırayım ha. Ay 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 ay. Abi girme öyle aslan eşek meşek o şeyleri. Ama ben aslanla da ineğin hikayesini biliyorum. Yani aynen şey yani aslanla öküz. Aslanla öküz demişler ki ormanda bir gün ula bir gel demiş bir akşam bir felekten bir gece çalalım. Gidelim demiş kafaları bir demleyelim. Gitmişler bara oturmuşlar başlamışlar içmeye. Bir iki saat sonra aslan demiş ki bana müsaade demiş ben eve gideyim. Öküz demiş ya ki ula sen ne biçim bir adamsın demiş ya. Ormanların kralısın. Halen daha demiş karıdan korkuyorsun ergenden eve gidiyorsun. Aslan demiş ki kardeş beni senin gibi evde bir inek beklemiyor ya. Gene beni evde aslan bekliyor. Aslanın karısı da aslan. Beni demiş evde bir aslan bekliyor. Seni gibi inek beklemiyor beni. Yapacak onda hiçbir şey yok. Ay ay. Bir şey daha anlatıyordum. Orada aslan maslan girdin onlara. Ha. Deliler bir ara karar vermişler namaz kılacaklar. Başlamışlar. Hastanede cemaat üstüne cemaat. Doktorlar tabii şaşırıyor. Başhekim demiş ki sıkıntı yok demiş. Bir gün demiş bunlarla biraz takılayım. Delileri toplamış. Deliler demiş. Gelin bahçeye bakayım. Delileri toplamış bahçeye. Ortada küçük bir tane havuz var. Demiş ki gelin demiş sizi hacı yapayım. Hacı namaza da başladınız. Deliler demiş nasıl olacak hocam? Ha bu demiş. Havuzun etrafında 35 kere dönerseniz hacı olacaksınız. Deliler de tamam demiş. Başhekim geçmiş odasına. Deliler başlamışlar ağır ağır o havuzun etrafında dönmeye. Doktor demiş ya başhekim ne yapıyorsunuz demiş. Yani ayıptır. Delilerle de ya hiç boşver demiş. Orada sesu sesu döneyiler. Akşama kadar dönsünler. O aradan bir 10-15 dakika geçti ki bir baktık hastanenin bütün camlarına tak tuk taşlar. Geçin hastane yıkılıyor. Başhekim çıkmış dışarı bakmış ki deliler hepsi hastaneye doğru taş atıyorlar. Başhekimin odasına doğru. Başhekim demiş ne yapıyorsunuz ulan? Delilerden bir tanesi dedi. Tavafı bitirdik şeytan taşlayarak. Şeytan taşlayarak. Adam vazifeyi biliyor. Adam vazifeyi biliyor. Nasıl? Ha o Ofrian'ın hikayesidir o kurban. Hakikaten bir şey diyeyim mi size? Yani geçen arkadaşım bir tanesi Umre'ye gitti. Geldi dedi ki Apo bir şey diyeyim mi sana? Arafat'a çıktım. Çıkarken Arafat'ta dağın yolunda orada diye taşın üstüne yazaydı ki bize her yer Trabzon. Arafat'ta. Ne gerek var ya? Yani Temel'in sevapla günahlar gelmiş kafa kafaya. Görevliler demişler ha ki beyefendi sizin sevapla günahlar aynı geldi. Cennet veya cehennem bir yeri tercih edin. Temel demiş fark etmez biz yer yer Trabzon. Nereye gidersek gidelim. Değil mi? İhramın üzerine Trabzonspor atkısı bağlamış. Ya bizdeki millet hakikaten var ya yani uçmuş geçmiş karşıya. Bir yani tavaf esnasında kimseye değmesin diye gidiyor. Şeyde ofli gitmiş hacca neyse vazifeyi yapmış. Gelmiş şeytan taşlay, ha böyle taşlay. Böyle şeytana atay taş.
Tabi şeytan da o milletin arasından böyle bakmış. Demiş az dur dur demiş. La demiş herkes atayı da demiş. Sen niye atayısın? Biz aynı meslektenik. Ohliye değil. Ohliye dedi. Vallahi vurmacasını atmayırım. Öylesine. Geçen Trabzon'la alakalı bir yazıdan bahsetmiştim size. Bir Trabzonspor bir Trabzonlunun bir kalemi sağlam bir delikanlının Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlattığı muhteşem bir tane yazı vardı. Bundan da size bahsetmiştim. Bir saniye ama bak ha bunu okuman lazım az dur abi. Ya bunu değil kim sildi buradan diye ya. Allah Allah. Silmişik onu. Yapacak da bir şey yok. La hakikaten silmişik onu ya. Neyse vardır bir hikmeti her şeyin. Dur. Ya burada ben arayırım onu. Heh buldum buldum. Bir saniye. Trabzon ve Trabzonspor aşkı. Bunu bir bakın nasıl bir sosyal tespit. Böyle hazır konu açılmışken ben bunu sizlere okuyayım. Trabzonspor aşkı ve Trabzon şehri. Volkan, iyi dinle bunu. İyi dinle bunu bak. Patron ben burada bir Trabzonspor'la alakalı manifesto mahiyetinde bir yazı okuyorum. Kimdi? İş görüşmesi yaparsın. Bence çağır onu ya burada iş görüşün yani. Biz müsaade edebiliriz size yani. Yayını kesin falan. Yayını kes. Ama bak Trabzonspor'la alakalı başka bir yerde bulamayacağım bir yazı. Ha bak bende de oldu hastalık abi masayı kendime çekmek hastalığı. Adamın bir tanesi Karadeniz'de olmaktan çok rahatsız. Her tarafta dalga geçiyorlar ondan. 15 yıl çalışmış. Uzak memleketlere gitmiş. Kimliğini gizlemiş. Ya benim Karadeniz'de olduğumu kimse anlamasın diye. Amerika'da 15 yıl öyle bir çalışmış ki dünyanın en iyi piyano çalan o virtüöz mü diyorlar artık. Piyano virtüözü olmuş. Fritöz gibi bir şey olmuş yani. Amerika'da çok ünlü bir salonda konser veriyor. Piyano dinletisi. On binlerce kişi. Piyanoyu der şeyde dinletiyi sunmuş. Millet ayakta alkışlıyor. Herkes tabii çıkışta tebrik ediyor. Bir tanesi gelmiş demiş. La hemşerim sağ helal olsun. Sen lan gurur duydum. Adam bir demiş bir saniye. Biz nereden hemşeri oluyoruz? Ha demiş, bizi moralisin, yalandan kıvırma. Adam 15 yıl uğraşmış bunu gizlemek için. Demiş ki, nereden anladın sizin orali olduğumu? Demiş ki, dünyada sadece bizim Karadeniz milleti oturduğu sandalyeyi piyanoya değil de piyanoyu kendine çeker. Oradan yakalamış hani. Trabzonspor aşkı ve Trabzon şehri. Futbolun sadece futbol olmadığı yerdesin kardeş. Burada insanlar takımı başka tutarlar. Öyle bir yerdesin. Fenerbahçe'yi tutmak gibi, Galatasaray'ı tutmak gibi ya da ne bileyim kaşığın sapını tutmak gibi değildir bu şehirde takım tutmak. Burada herkes aynı sevgilinin peşinden koşuyor. O sevgili ki paylaşılamıyor. O sevgiliyi herkes en çok seviyor. Kimse kimseden eksik kalmıyor. Şiirler ona, şarkılar ona, alıp verilen nefes ona, cebindeki son kuruş ona, zafer şarkıları, ağıtlar, övgüler ona, sitemler ve yakınmalar yine onadır bu şehirde. Burada herkes Trabzonspor'u günde bir defa düşünür. O da 24 saatini alır. Bu şehirde Alaaddin'in sihirli lambasını kim bulursa bulsun, üç dileğinden bir tanesi Trabzonspor'un şampiyon olmasıdır. Bu şehirde geçim sıkıntısı yoktur.
Bu şehirde işsizlik yok. Bu şehirde ekonomik kriz yok. Bu şehirde global ısınma da yok. Bu şehirde kimsenin derdi de yok. Bu şehirde herkesin derdi Trabzonspor'dur. Bu şehirde kepenkler açılmadan gazetelerin son sayfaları okunur. Bu şehirde doların, avronun durumundan önce puan durumuna göz gezdirir insanlar. Ülkedeki seçimler bu şehrin insanlarını pek fazla alakadar etmez. Bu şehrin insanları Trabzonspor Kongresi'ni dört gözle izler. Trabzonspor Başkanı konuşursa ulusa sesleniş olur. Yakamızda Türk bayrağının yanında bir rozet olacaksa bu Trabzonspor rozetidir. Ekmek parasından önce bilet parasını denkleştiririz. Tek pantolonla bir seneyi çıkarırız belki ama çeşit çeşit formamız olmadan olmaz. Sakin insanlarızdır özümüzde ama her maçtan sonra nedense sesimiz kısılır. Her şeye tahammül ederiz de bir Trabzonspor'a laf diyenlere ağzının payını vermeden edemeyiz. Severken hırpalarız belki ama sevmeye doyamayız. Sakınan göze çöp batar derler ya, inan göz bebeğimizdir esasında. Burada babalar evlatlarının başlarını okşamaz. Döverse de, sövse de, bağırsa da, çağırsa da bilirsin ki bu adam canını verir evladına. Tırnağına zeval gelse içine dert olur. Öyle bir yerdir burası kardeş. Burada çocuklar mahalle maçlarında hiç alex olmazlar. Hepsi Yattara'dır, Gökhan'dır, Hami'dir, bilemedin Lemi'dir. Burada kadınlar maç izlemekten sıkılmazlar, dizileri kaçıyor diye de yakınmazlar. Burada her kadın Trabzonspor'un ilk 11'ini sayacak, alternatif varsiyonlar sunacak bilgi birikime sahiptir. Bu şehirde kimse Trabzonspor'u şampiyon olsun diye sevmiyor. Yanılmayasın kardeş. Biz Trabzonspor'u karakterimizi yansıttığı için seviyoruz. Biz bazen yeniliriz ama asla pes etmeyiz. İmkanlarımız kısıtlı olsa da ezdirmeyiz kendimizi. Güçlüye boyun eğmeyiz. Biz haklıdan yanayızdır. Sıradan değiliz. Kolaya kaçmayız. Başkalarının izinden de koyun gibi gitmeyiz. Biz kendi yolumuzu çizer, alayına isyan ederiz. Devrim yaparız. Alışılmışlığa, güçlülerin hegemonyasına son veririz. Körü körüne üç büyüklere bağlanmamıştır bu şehrin insanları. Trabzon sevdası mahalli bir olay değildir. Kazım Koyuncu'nun dediği gibi ayrıcalıklı ve elitist bir durumdur Trabzonspor taraftarı olmak. Başarı odaklı olmadı sevdamız hiçbir zaman. 25 sene gelmeyen şampiyonluk 100 senede gelmese de yine aynı heyecanla sever bu şehrin insanları. 2011 yılının gerçek şampiyonu Trabzonspor'u. Karadeniz'in en hırçın dalgalarını sakladığı yerdir burası. Yağmur bulutlarının ulaşmak için kilometrelerce yol aldığı yerdir. Milyonlarca kalbin aynı anda aynı şey için attığı şehirdir burası. 10 kişiden 10'unun da Trabzonspor'u tuttuğu yerdir bu şehir. Nedir? Ne reklamı ya? Daha reklamı var da. Nasıl? Efendim? Nedir, reklam mı? Reklam saati mi geldi yoksa öylesine mi reklama giriyoruz? İyi, reklama girelim. Kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin. Hoş adamın bulduk. Birisin gene ayağa kalkıyorum ben. Şunu fısfırın ya. Tamam. Bu boy fakirliği de kötü oluyor. Biraz öyle oluyor valla senin evet, yanındayken. Gelin. Neyle geldin sen kardeş? Şifa dağıtmaya geldik Allah'ın izniyle. Hazır mıyız? Hazırız değil mi? Şimdi şifa dağıtacağız inşallah. Ve gerçekten
biz Türk milleti, ben dahil, %85'inde olan bir rahatsızlığı gidermek amacıyla, evet, sağlığımıza kavuşmak amacıyla muhteşem bir ürün. Birkaç gündür yoktum biliyorsun Ramazan abi. Almanya'ya gittim, yerine gittim. Bu medikal ürünlerin şu an Avrupa'da satış rekorları kıran, teknolojisi çok yüksek ama kendisi bir o kadar küçük, kullanımı da çok kolay ve hiç tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Bakınız, altını çizerek söylüyorum. Elektrik yok, elektronik yok. Tamamıyla statik, yani tükenmeyen enerjiye sahip. Horlama derdine son. Horlama deyip geçmeyin. Sağlık hafife alınmaz. Horlama deyince sadece gürültü değil, o vücudun çıkarmış olduğu bir alarmdır. Vücudumuz alarm veriyor horladığı zaman. Yani vücut, akciğer, nefes alma problemi var demektir. Kalp basıncını etkileyecektir. Uyurken tansiyonu yükseltecektir ve kalp krizine yol açabilir. %65 uyurken kalp krizlerinin riskinin nedeni horlamadan kaynaklanıyor. Diyafram az çalışıyor. Alacağımız nefesin yarısını alıyoruz. Kalp bu sefer daha çok kan pompalamaya çalışıyor. Uyuyup dinleneyim derken vücudu daha fazla yoruyoruz. Ne yaptı uzmanlar? Yıllar süren araştırmaların sonucunda ilaç değil, elektrik değil, tamamıyla statik, elektrostatik, evet, antialerjik ve antibakteriyel, sevgili kameram arkadaşımızdan yakından çekmesini rica edeceğim. Çünkü çok küçük bir malzeme, varlığıyla yokluğu belli değil fakat vücudumuza horlamaya göstermiş olduğu etki kalıbından kat kat fazla. Kullanımını hemen gösteriyorum. Şu uçlarda bu arada tekrar rica edeyim. Uçlarda elektrostatik iyonizer var. Bakın bunun olayı şu. Burnumuzun içindeki sinirleri uyarıyor ve akciğerin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Gırtlak durumundaki oradaki problemleri yok edip horlamayı engelliyor. Biz diyoruz ki hep kilolu insanlar horluyor. Hayır, horlayan insan kilo alıyor. Çünkü az nefes aldığında, diyafram az çalıştığında horlamayı gideriyor mu? Gideriyor. Anam, tam imdatlık bu. 3 hafta sonra kesinlikle gideriyor. Gidermezse iade garantili. Bakın, iade garantili diyorum. 3 hafta sonra horlamanız kesilmezse ürünümüz bizimdir. Hiç problem değil. Şimdi zaten çok kısa süreli bir kampanya yapacağız. Bu fırsatı değerlendirenler kendini şanslı hissedenlerdir. Bakın gösteriyorum nasıl kullanılıyor. Burun deliklerimize şuraya takmamız yetiyor. Aha da bitti. Ben varlığını hissetmiyorum. Bunu yattığımız zaman kullanıyoruz. Aynada bakmasam hissetmeyeceğim takılı olduğunu. Yatmadan önce takıyorsun. Yattığın zaman da takılı kalıyor. Ne oluyor? Daha rahat nefes almamızı... Nefes alınımız kolaylaştırıyor. Evet, burada sinirleri uyarıyor içindeki. Elektrostatik o çipler elektronik değil. Bakın elektrostatik, yani süper iyonizer. Medikal bir ürün bu. Avrupa'da şu an satış rekorları. 100 euroya satılıyor ya. 100 euroya satılıyor abi. Ben zaman bir tane hemen alayım da. Alacağım otelde tabii. Otelde yatıyoruz. 2 oda öbür taraftan ben duyuyorum horlamasını. Ya bunda... Adamda ya. Ondaki rahatsızlık da bitmiyor maşallah ya. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, bakınız ne kadar kolay bir kullanım var. Burun deliklerimize yerleştiriyoruz ve tamamıyla sinir uçlarımızı biz hissetmiyoruz ama o içeride yapacağını yapıyor. Rahat nefes almamızı sağlıyor, horlamayı kesiyor, vücudumuzun çıkardığı alarm sesini yok ediyor. Dolayısıyla rahat nefes aldığımız zaman da vücut fonksiyonları düzgün çalışıyor. Kalp krizini de otomatikman önlemiş oluyor. Şimdi mucize telefon numaramızı vereceğim ve ben o mucize telefon numaramızı verdikten sonraki ilk 10 dakika içerisinde arama şansına sahip olan bütün izleyicilerimize, Avrupa'da 200 lira satışı olan ve şu an günümüzde tüm eczanelerde 99 liraya satılan, bakın bir de çok güzel bir sürpriz yapacağım. Bizde sürpriz bitmez. İndirim yapmıyoruz. Biz yarı fiyatına veriyoruz. Bizde kampanya böyle olur. İşte sevgili izleyiciler, o beklenen an geldi. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Hemen telefon numaramızı veriyorum. 0216 alan koduyla 211-01 çift 0'e tuşluyorsunuz. Hattımızı düşünmeniz yeterli. 99 liraya satılan bu horlama önleyiciyi sadece 59 liraya bir alana bir bedava. Ama şimdi var ya bak, şunu dikkat ettim. Bunu taktığın an sesin dahi gürleşiyor. Evet, çünkü oradaki kanalları açıyor, evet, elektrostatik olarak. Hiçbir şey hissetmiyorum ben. Yani bunu taktığım zaman ne varlığını hissediyorum ne de yaptığı şey. Kendisi otomatikman devreye giriyor. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Ömür boyu garantili ve faydasını görmezseniz iade garantili. Eczanelerde 99 lira, bizde bir alana bir bedavayla 59 liraya. Uyurken kalp krizi riskini ortadan kaldırmak, hatta... Yani şöyle olan, ikisini mi 59 liraya? İkisini 59 liraya gönderiyoruz. Bu çok kısa sürecek bu kampanya. Belki de bu gecenin son bir kampanyası. Bir tane kendine, bir tane eşine. Eşine. Bir tane sana, bir tane eşine. Ya da bir sevdiğine. İhtiyacı olan birine. Şimdi sağlık diyoruz. Her şey sağlıkla başlar, sağlıkla biter. Sevgili izleyicilerimiz, horlama deyip geçmeyin. Sadece bunu estetik amaçlı değil, gerçekten horlama durumu olduğunda, nefes darlığı yaşandığında vücut daha
sorunlu çalışır ve akciğerler az çalıştığı için göbek de az hareket eder. O zaman ne olur? Yağlanma oluşur. Yani göbek yağı oluşur. Daha fazla kilo almanızı sağlar sizin. Şişmanlarsınız, horlarsınız. Ne kadar horlarsan o kadar çok kilo alırsın. Ne kadar horlarsan o kadar çok kalp krizine yakalanma riskin olur. Artık bu işin çözümü bulundu. Ne ilaç ne elektrikle, tamamıyla manyetik bir alan sistemiyle varlığını hissetmiyorum ama o varlığını bana 3 haftanın sonunda komple kanıtlayacak. Horlama derdine son ya. Var mı böyle bir şey? İşte şimdi var. O da burada. Çok büyük bir sorun yani. Orada. Gerçekten sorun. Hakikaten. Yanımıza yatanı rahatsız ediyoruz yani. Kendimizi de rahatsız ediyoruz. Kendi sağlığımız için ama de problemli. Ama işte kendimiz duymadığımız için. Yanındaki insanı da rahatsız ediyoruz. Buna hakkımız yok sevgili izleyiciler. Kendinizi cezalandırmayın. Yanınızdakini de cezalandırmayın. Kendinizi ödüllendirin. Medikal diyoruz. Sağlık için. Zaten biz burada hani söylemeseyip tabak tencere satmıyoruz. Amacımız ticaret, belki maksadımız para kazanmak. Fakat sunduğumuz ürünler ya medikal yani sağlık için oluyor ya da gerçekten yaşamı kolaylaştıran ürünler oluyor. Üstelik yarı fiyatına olmazsa da biz o ürünü kesinlikle sunmuyoruz. Gördüğünüz gibi buruna rahat bir şekilde yerleşen, varlığıyla yokluğu bir hafif, hiçbir şekilde taktığımı hissetmiyorum. Burada sabaha kadar kalmasıyla horlamamızı kesecek ve 3 haftanın sonunda artık horlama derdi olmayacak. Ürün iade garantilidir, ömür boyu da garantilidir. Avrupa'da satış rekorları kırmakta. Piyasadaki, dünya çapındaki piyasada 200 liraya satılıyor. Bizim eczanelerde de toptan satışları da 99 liraya. Peki biz ne yapıyoruz izleyicilerimiz için? Sadece 59 liraya bir alana, bir bedava, bu fiyata bu ürün varken almazsanız pişman olursunuz. 0216 alan koduyla 211-01-0 diyoruz. Biter mi? Bitmez. Bir sürprizimiz daha var Ramazan abi süresine. Hemen söyle, vaktimiz daraldı. Evet, Ramazan Çelik'in 2013 albümü yanında hediye. O zaman güzel. Rahat nefes alıyoruz. Uyanınca da oynamaya başlıyoruz. İşte bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apolas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı kasında. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216-334-6438. Rengi belli. 8 yıl aradan sonra Sarı Fırtına Seyfettin Çakıral'ın Lida adlı albümü tüm müzik marketlerde. Ay paçalli, 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 yedi çalli. Vitali, dali, dali, vitali, dali, dali. Sevdim seni yürekten, oldum sana sevdali. Kader gülmedi sana asiyem, ne daha bozuk ikbali asiyem. Kimse bilmez kimsenin içindeki derdini. Endim dereye, dere düzine, nasıl bakayım yarın yüzüne. Levo din dragozia, medopio gandia. Başkanım. Evet. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Mavi Karadeniz TV ekranlarındaki fıkra zamanına devam ediyoruz. Ve şimdi diyeceksin nereden aklına geldi Temel'in ineği? Ama Temel'in ineği üzerine büyük araştırmalar yapmış filozoflar. Ve bununla alakalı, çünkü bir baktılar ki Temel'in ineği ile alakalı 80-100 tane... İnek nedir nedir? İnek aşktır, inek sevgidir. Doğru, benim anam için öyleydi. Mesela anam için öyleydi. Yani anam mesela sabah kalkardı, inerdi, inekle konuşurdu. Onların isimleri vardı. Mesela isimleri vardı. Kınalı, Aynalı. Ondan sonra aynı Seyfet Çakral'ın şarkıları gibi. Yamalı, Paçalı. Onun gibi şeyler vardı yani. Aynalı, Sirmalı, ondan sonra Kınalı. Onlar bir sürü şeyi vardı. Temel'in ineği hasta olmuş, Dursun'a gelmiş, demiş Dursun.
geçen de senin inek hastalanmıştı, ne vermiştin ha? Dedi, tuz ruhu verdim ha, tuz ruhu. Tuz, Temel de hemen gitmiş, ineğe vermiş tuz ruhu, inek geberdi. Gelmiş Dursun'a, la demiş Dursun. La demiş, ineğe demiş, senin söylediğin gibi tuz ruhu verdim, inek öldü. Dursun dedi, benimki de elmiş idi. Devamını sormadın çünkü. Dedin ha, ne verdin ha? Adam altlı usli aynı binada oturuyorlar. Üstteki adam alttaki adama gelmiş demiş ki, beyefendi siz herhalde geçen ay oturma odanızı kağıt kaplamıştınız. Evet dedim. Ya ben de oturma odamı kağıt kaplayacağım da, hani altlı üstlü aynı bina, aynı daire, aynı salon. Kaç top kağıt aldınız? Adam dedi 35 top. Adam gitmiş almış 35 top, gelmiş uygulamaya başlamış. Bir bakmış ki 22 top odaya yetti. 13 top arttı. Adam da darlandı tabii. Gitti alttaki komşusuna dedi ki, ya dedi beyefendi ben geçen dedi sordum size. Sizin söylediğinize göre de gittim kağıt aldım. 22 top kağıtla salonu yaptım. 13 top kağıt arttı. Alttaki adam dedi ki, doğru. Benim de o zaman 13 top kağıt artmış idi. Devamını sormadın çünkü. Sadece nasıl? Ben anlamadım onu. Volkan oradan bir tane patlattı ama. Temel trenle gideyi. Trenle gideyi. Makiniste biletleri kontrol ediyi. Şeyde, makinist değil o, biletçi. Biletçi kontrol ediyi biletleri. Temel'in biletine bir bakmış ki tren Ankara'ya gidiyi, Temel'in bileti Eskişehir. Biletçi demiş ki, beyefendi biletiniz Eskişehir, trenimiz Ankara'ya gidiyor. Temel demiş, peki demiş, makinistin haberi var mı yanlış tarafa gittiğinden? Kendinden o kadar emin ki. Kendi doğru gidiyor, makinistin haberi var mı onun sonra? Alo. 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 Oo, Husniye hala. Ha. İyi günler abo. İyi günler, Husniye hala ne haber, ne yapıyorsun? Ya aradım beni geçen iki defa galiba, ben duymadım. He dedim bir arayayım bakayım. Yok sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel programlarım var. Ama benim işime bir kolaylık olmayın. Ne olacak bu? Ya o para mevzusu değil mi? He. Ya başbakana seslenmekte sesleniyorum. Ama yani başbakan hiç o taraflı olmayın ya. Başbakanın işi çok ama benim işime hiç bakmayın ya. Ben şimdi köye gideceğim, işim var. Ne yapacağım? 50 milyon para isteyeyim başbakamdan. Yani şeyde yani başbakana biz yani buradan sesimizi duyurmaya çalışalım. Ne zaman gidiyorsun köye? Mayıs'ın 20'sine sağlık varırsa. Mayıs'ın 20'sine? Evet. Yani ben buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum. Hani Mayıs'ın 20'sine daha burada. Gerçi Erdoğan Bayraktar'a seslen. Erdoğan Bayraktar Müslüm Atalay'ın arkadaşıdır. Bizim köyü kezdi bile. Yaptığım yolları biliyor bile. Erdoğan Bayraktar bir de sizin oradan değil mi Hüsnü Yakala? Evet, bizim oktandı. Müslüm Atalay'ın da arkadaşıdır. Ha, benim rahmetlinin de arkadaşı. Köyümün arkadaşıdır. Evet yani Erdoğan Bayraktar'a yani bir de yani Sayın Bakanım iki ay gibi bir zamanım var. Heh. Yani iki ayda Hüsnü Yakala benden istese 50 bin lira denkleştiririm onu. Bir de ama bir şey söyleyeyim yani bunları tabii bu samimi olarak konuşuyorum ama heh, ben Hüsnü Yakala onların oraya çıktım. O yaptırdıkları yolları gördüm. Evet. Onları kameraya çektim, burada yayınladım. Yani orada Hüsnü Yakala, sen efendim, o yollara ne kadar bir şey harcadın? Sen onlara milyonlar harcadın. 5 daire sattım. Ondan sonra ne kadar altınım varsa verdim. Milletten para topladım. Çok para, çok bildim. Trilyonu geçti. O yollara. Ya. Ama olsun kurban olayım. Orada yani o, oradaki sizin o hayrattaki o deredeki birçok kişi sana dua ediyorlar.
Canım onu biliyorum, ben doğayı biliyorum. Allah razı olsun herkesten ama ben isterim ki bir tane bir köprü lazım bu yola. Ha, köprüye para lazım yani. Sokmağın yırmağına köprü lazım. Karşıda hiç kimse razısına geçemiyor. Köprü yapmıştım oraya. Heylan oldu, aldı gitti köprüyü. Heylan oldu gitti. Sende de para da bitti herhalde. Para da bitti. Şimdi yapamıyorum onu. Şimdi bu iş değerim 50 milyon para yaparım onu. Bence ben buradan Sayın Başbakan'a ve Sayın Erdoğan Bayraktar'a sesleniyorum. Ki Erdoğan Bayraktar Atalayları bilir, tanır onları. O köyde yani bir iki tane köprü yapılması lazım. Yani 50-100 bin lira da onlar için hiç para da değil Hüsniye Kala. Evet tabii, ne durayım, 50 bin lira ne dur? Aynen öyle yani, verin 50-100 bin lira o yolları bitirelim. Ben 500 lira mektup gönderdim Erdoğan'a oku diye. Erdoğan'a oku demiş, Esra kızı var Erdoğan'ın. He. Ben o kızına kendi eline mektupları verdim, babana oku bunları diye. Oku demiş, okumadı mı bilmiyorum. Ben bu kızın telefonunu da bilmiyorum. O kıza rica ediyorum, babana bu mektupları oku, benim param gelsin. Ben bu sene ölürüm herhalde. Çok hastayım. Bu köprüyü yapmadan ölmeyeyim inşallah. Allah'ım uzun ömürler versin. Sen Sümeyye Erdoğan'a mı verdin mektubu? He. Sümeyye'ye verdin. Acaba babaya okudu mu okumadı mı belli de değil. Evet. Yani Hüsniye Kala... Esra Hanım bu mektubu okudun mu, okuttun mu, okutmadın mı? Allah rızası için bana cevap ver Esra. Şeyde Esra değil, Sümeyye. Bayraktar, sana diyorum Erdoğan Bayraktar, lütfen benim işime bak. Aynen öyle, al parayı ver. Al parayı ver, gelin al köprüyü veyahut da... Herkese arada... yardım ediyorsunuz ya, bana da bir yardım edin, ben kadınım diye senin param mı? Param bitti zaten. Olanı değilsin, yatırdık yollara. Yollara yattı para. Şimdi yemeğe param yok. Benim 50 milyar verirsen daha bir şey yapmayacağım. O köprüyü de yapayım. Tamam, benim işim bitti. Anladım. Hüsniye Kala. Ben gittim Hüsniye Kala onların evinin orada. Birisi gitmiş ormandan kesmiş bir ağaç. Mahkeme gelmiş bunu tutanakla evet. Muğurlemiş o şeyde. O odunları çözdünüz mü o mevzuyu? Odunları verdik da. Şeyde devlete mi verdinizleri? Devlet almadılar, başkasına verdikler. Ya adam gitti ormandan yıkılan... Kendi ormanımdan kestirdim bir külge odun için. Bizi mahkemeye verdiler. Kaç aydı, kaç senedi mahkeme görüyorum. Hani kendi yani orman... Şurada da para verdik mahkemelere. Aynen orman adamın ya Hüsniye Kala'nın kendisini gidip kesmiş oradan bir tane kürgen. Gekün dünya ayağa kalktı, bir de kürgeni muğurlediler. Evin önünde duruyor kürgen. Ben gittim gördüm onu. Hüsniye evet. Kala Allah nasip ederse bu sene gene geleceğim oralara. İnşallah geleceksin. Yaptığımız yolları yaylaya kadar bakacaksın. Ben şimdi Beyharman yolunu babam yaptırdı. Ben kepçeyi gönderdik. Buradan babam o yolu yaptırdı Beyharman'a kadar. 30 kilometre yoldur. Puri rica ediyorum beton yapsın bu Erdoğan. Her yer beton oldu. Bizim yollar niye beton olmaya yayla yolları? Peki şeyde Hüsniye Kala son olarak Başbakan'a buradan söylemek istediğim bir şey var ise söyle kapatalım. Sayın Başbakanım sana söylüyorum. Ben Hüsniye Adalay. Sen bana Of'a söz verdin. Sana yardım edeceğim. Rize'ye söz verdin. Sana yardım edeceğim. Yerine kötürmedin dediğini, sen yerine kötürürsün laflarını, sen öyle adam değilsin herhalde, beni unuttun. Unutma beni, rica ediyorum sana, bu Beyharman yolunu beton yap. Ben bunda kürüşürsem hükmüm yetmez. Sen bana oraya yapacaksın, bu babam bu yolu yaptı, ben de onun kızı olarak bu yolu beton isteyirim senden Allah aşkına. Yani ya yolu yap... Allah aşkına rica ediyorum, ben çok hastayım, elmeden bunları göreyim. Hüsniye Kala var ya, yani Başbakan İstanbul'a 3. köprüyü yapayım, Hayrat'ta bir köprüyü yapamayırım. Verce onda 50 bin lira para yani. Efendim? Ya diyorum 3. boğazı yapayılar, senin oradaki köprüyü yapmayılar. He, daha...
Hüsnü yakala, ellerinden öpeyim. Biraz kendim... ayıp oluyor ama, biraz ayıp oluyor. Ben kadın kadına tek başıma uğraşıyorum. Bir yardımcım yok ya, Allah aşkına bana yardım etsin. Zenginle de yardım etsin, fakirle de yardım etsin. Bu para, bu yardım benim değil, herkesin hayrıdır. Eyvallah. İnşallah ben bu senin isteklerini de Erdoğan Bayraktar'a da ileteceğim Sayın evet. Bakanımıza. Kendine çok çok iyi bak. Ellerinden öpüyoruz. Çok görüşmek üzere. Ederim. Allah razı olsun. Hüsniye hala. Aynen öyle ya. Hüsniye hala. Bir de bir şey diyeyim mi sana? 2005 mi 2006 mi neydi? Ben bu programa başladım. 2007 Ocak 18. Hüsniye hala devam mı ediyor? Yayından aldık onu, haberi yok. Alamadı da hızını alamadı. O şimdi bir yerde vurur. Saat. Ha? Yani aynen. Ben mesela hani derler ya. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bu lafı da kim uydurdu onu da biliyorum ama demeyeceğim onu. Yani pasürü olan birisi uydurdu onu. Yani eğri oturup doğru konuşalım diye. Şimdi Sayın Başbakan'ın mesela bu İsrail'den... İsrail'in özür dilemesi bir yana, Filistin'i dünyaya tanıtması bir yana, efendim Suriye'deki duruşu, dünyadaki bu lider konumu, her şey tamam. Üçüncü Boğaz Köprüsü, yekün yeniden bir şehir, ne bileyim tüp geçitler, Marmaraylar, Uçtiler, Kaçtiler. Ama o aradan Hüsniye Kala'yı unuttuk, bir köprü. Yani köprü dedi o 50 bin lira. Yani... La ateşli Hüsniye Kala 50 bin lira ya. Sayın Başbakanım yani 50 bin lira para da değil, kurban olayım. Yani Hüsniye Kala'ma ver bir 50 lira, köprüyü de yapsın. Karı değil eleyirim diye. Kavuşurum kavuşmam. Yani yani elmeden gitmeden köprüyü yapalım onu. Hakikaten gittim ben, gezdim oraları. Mektup kime yazmadı? Bana yazdı onda ne? Bana yazdı onda ne? Düşün başbakana kaç tane yazmıştır. Aynen Sümeyye'yi yakalamış bir yere. Ha bu mektubu babana oku diye. Peki babanın okuma yazması yoktur. Ha bunu oku. Sümeyye'ye diyor yani. Hüsniye Kala da kurban olayım. Öyle hükümet gibi de karı. O hayratın o üstüne Atalayların konağı var. Orada büyük bir binası var. Yani o etrafına o mahallenin karıları fıldır fıldır dönüyor. Öyle bir karı. Hükümet gibi karı. Kurban olayım. Ferahun'un 50 lirasını ya. Erdoğan Bayraktar. Yani Sayın Bakanım. Bir de Hüsniye Kala'nın yani eşinin, rahmetli eşinin de arkadaşıymış Erdoğan Bey. Ha o köprüyü yap, üçüncü boğazı yaptın kurban olayım. Tüplan geçecek o karşıya. Tüplan karşıya geçecek o Anadolu'dan Avrupa'ya. Ben ne bileyim onu ya. Giderken piknik tüpümü takacaklar bize, nereden takacaklar. Yani Temel'in hanımı bir türlü hamile kalmayı demişler ona ki bak orada tüp bebek mevzusu var demiş. Tüp bebek yapın. Neyse tüp bebek yapmışlar. Çocuk doğmuş. Doğar doğmaz affedersin bir osurmuş. Temel de demiş ki ya bunu verin geri demiş. Bu gaz kaçırıyor demiş. Tüp bebek de yapılmış ya. Gaz kaçırıyor kurban olayım. Eyvallah. Bir tane arkadaşım var şimdi o da Allah'ım bu son dönem acayip bir mutlu bir haber aldım. 6-7 sene üzerine benim çocukluk can arkadaşım. Çocuğu olmuyordu ve bir tüp bebek denemesi yapıldı ve şu anda yeğenimiz yola girdi, 7-8 haftalıkta yolculuğu da başladı inşallah. Hayırlısı lan, kucağımıza da Rabbim almak nasip eder. Mesela o da çok büyük paralar harcadı. Dedim ha ne vereceksin adını, dedi doğarsa dedi adını akses vereceğim. Çünkü parayı taksitle ödeyirim dedi. Kredi kartından çekmişim onu dedi. Adını vereceğim akses. Şeyde yani ben her şeyi anlayırım. Mesela bankaların bütün kredilerini anlayırım. Ama evlilik kredisini hiçbir zaman anlamayırım. Yani diyelim evleneceksin. Gittin aldın kredi tamam. Evlendin. Mutlu mesut yaşıyorsun. Sıkıntıya düştün. Krediyi ödeyemedin. Şimdi araba alsan krediyi ödeyemezsen arabayı alırlar. Ev alsan, kredi ödeyemezsen evi geri alırlar. Evlendin, evlilik kredisi çektin, ödeyemedin. Karıyı mı gelip alacaklar? Yani taksitle evlilik olur mu kurban olayım? Taksitle evlilik olur mu? Aynı taksitle askerlik oluyor, ev oluyor, araba oluyor, karı niye olmasın? Olur. Temel'in babası gitmiş. Temel'e kız isteme, oturmuşlar yemek içmek. Mehmet Temel'in babası girmiş demiş Allah'ın emri peygamberin kavlin lan.
tam kızınızı isteyeceğim diye giriydi ki kızın babası demiş ki bir saniye demiş. Bir anlat bakalım demiş. Oğlunun içkisi var mı? Kumarı var mı? Sigara içer mi? Gayrimeşru gece hayatı var mı? Bir de bakayım. Demelim babası demiş. Onların hepsi var. Bir tek karı yok, onu da alıp gideceğim. Bir tek eksiğimiz odur kurban olayım. Evet, reklamımız var herhalde. O 11 reklamlarından sonra yoğun bir şekilde telefonlarla sizlerle sohbet edeceğim. Haydi bakalım. Merhaba sevgili izleyenler, sağlıklı günler diliyorum öncelikle hepinize. Bugünkü konumuz sağlık ve ağrılardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle vücudun dış kısmında bulunan bel ağrısı, boyun ağrısı, romatizmal ağrılar, migrenle gelen baş ağrıları dahil olmak üzere tüm dış fıtık ağrılarınızdan tutun da sırt bölgesindeki tüm dış ağrılarınız, romatizmal ağrılarınız, spora dayalı ve darbeye dayalı tüm dış ağrılarınıza mükemmel derece faydalı olacak bir ağrı kremini sizlere tanıtacağım. Tanıtmakla da yetinmeyeceğim. Bu ağrı kremini şu anda bizleri arayan ilk 400 kişiye, normalde 79 lira olan bu ağrı kremini sizlere ücretsiz olarak bedava göndereceğim. Evet, işte bakın set halindeki kutumuz. Kutunun içerisinde 100 miligram, içinde de 20 miligram, toplam 2 parça ağrı kremimiz var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın sevgili izleyenler, 2 parça, birisi 100 miligram, birisi de 20 miligram. Orijinali bu şekilde, hani bedava göndereceğiz diye tutup da büyüğünü çıkartıp sadece küçüğünü göndermeyeceğiz. İkisini birden sizlere bedava, ücretsiz gönderiyoruz. Neden? Hemen nedenine geleyim. 79 lira satılan bu ürünü neden bedava gönderiyoruz? Şu anda bizleri izleyen, ağrılar yaşayan insanlara hem bir nebze faydalı olabilmek için hem de bu ağrı kremini kullandıkları andan itibaren evet bu ağrı kremi işe yarıyormuş deyip daha sonra bizden yeniden ücretli olarak alsınlar diye. Çünkü önden hani bir garanti veriyoruz. Al bak kullan dene, eğer işe yarıyorsa almaya devam et diyeceğiz. İşte o yüzden şu anda ilk arayan 400 kişi için ben kampanya numaramızı hemen söylemek istiyorum. 0212 alan koduyla 955-09-19. Evet, ekrandaki numarayı 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu hemen arayan, hatta çağrı atan 400 izleyicimize 79 liralık bu mükemmel ağrı kremi bedava. Bu ürünü aldığınız zaman ağrıyan bölgenize masaj yaparak sadece 2 dakika yedirmeniz yeterli. Yani 2 dakika boyunca ağrıyan bölgeye sürüyorsunuz, masaj yapıyorsunuz. 2 dakika boyunca tamamen, işte örnek veriyorum, benim şu an yaptığım gibi elimdeki ağrıyı düşünün. Elimde bir ağrı olduğunu düşünün. Masaj yaparak kremi yediriyorum. 2 dakika sonra bekliyorum ve 3. dakikada ağrının geçtiğini hissediyorsunuz. Bir serinlik, bir ferahlık, ardından ağrı yok, sızı yok. Hangi ağrılar? Migrenle gelen baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrıları, sırt ağrıları, fıtık ağrıları, bel ağrıları, romatizmal ağrılar, kireçlenmeye dayalı ağrılar, ayakta durmaktan dolayı oluşan ağrılar, tır şoförleri, kamyon şoförleri, bilgisayar başında çalışanlar, atölyede çalışanlar. Hepiniz için bu mükemmel ağrı kremini şu anda ücretsiz yaptım ve 250 kişi, maşallahınız var, 250 kişi bizlere ulaşmış, yönetmenimden aldığım bilgi bu. 150 kişi için kampanyamız devam ediyor. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen bize bir çağrı bile atmanız yeterli. 0212 alan koduyla 955-09-19. Ekran altında zaten numarayı görüyorsunuz. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonumuzu hemen aramanız veya çağrı atmanız yeterli olacak. Bakın, tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi olmayan, nanoteknolojiyle sadece bitki özlerinden üretilen bu mükemmel ağrı kremimizin herhangi bir ağrı kokusu yok. Tam tersine ferahlatıcı ve güzel bir kokuya sahip. Bakın gördüğünüz gibi bembeyaz bir rengi var. Açıyorsunuz, misler gibi kokuyor gerçekten. Ağrıyan bölgeniz, eğer belinizde, boynunuza veya işte elinizin ulaşamayacağı bir bölgede ağrınız varsa başka birinin desteğiyle masaj yaparak sadece 2 dakika sürüp
bırakıyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum, bu kremi aldınız, ağrılarınız hafifledi, ağrılarınız geçti, memnun kaldınız. Sizden şunu rica ediyorum, çevrenizde ağrısı olan insanlara muhakkak önerin. Evet, son 100 kişi, hala kampanyaya girme şansınız var. Son 100 kişiye, hatta bizleri arayan, bizlere çağrı atan 100 kişiye ücretsiz, yani bedava olarak gönderiyoruz sevgili izleyenler. Tek yapmanız gereken ekranın altındaki numarayı aramak veya çağrı atmak. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu arıyorsunuz veya çağrı atıyorsunuz. Son 20 kişi. Son 20 kişi için kampanyamız devam ediyor diyorum. Ve şu anda bedava alacak olan kişiler de bu ürünümüzü bizden alıp size getiren bir kargo firması var. O kargo firması bizden alıp size ulaştırdığı için küçük bir kargo bedelinde sizden tahsil edecek. Kargo parası bize gelmiyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Kargo parası karşılığı ürünümüz size ücretsiz olarak gelecek. Ağrısız, sızısız, sağlık dolu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İnanan 11 adam yine sahnede. Onlara ne Cluj dayanabildi, ne Manchester, ne Braga durabildi karşılarında, ne de Schalke. Aslanlar gibi savaştılar, aslanlar gibi kazandılar. Şimdi sıra Real Madrid'de. İnanan 11 adam 3 Nisan gecesi Bernabeu'da çeyrek final oynuyor. Milyonlar bu tarihi maçı sadece D-Smart'ta izliyor. Galatasaray tarih yazarken siz nerede olacaksınız? D-Smart. Daha fazlası. Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apulas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı kasında. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216 334 64 38. Temi yanağına var beni, arasa da bulamaz benim gibi seveni. Geldi bana can gibi, damarıma kan gibi, külahıma yer etti, dallara duman gibi. Hasretun ağır geldi, bir bilsen neler çektim. Karamış karamış, beni kimler aramış, o parça inadıma saçlarını taramış. Ben bir tek seni sevdim, ben bir tek sana yandım. Ağlarım yana yana, böyle ne oldu bana? Yaktı beni sevdaluk, attı beni bir dumana. Evet, devam ediyoruz reklamların ardından sohbet muhabbetimizi, telefon bağlantıları alacağız, onun üzerine konuşacağız. Temel, ama bir tane Temel'in şey var, Temel Tursun'a yol hikayelerini anlatıyor. Tursun diye geçen gün diye yoldan gidiyorum diye, la yürü yürü yoruldum diye bir otostop çekeyim dedim diye. Otostop çektim diye böyle diye mini kupur bir arabalan diye bir bayan diye. Böyle 1.80, 90, 60, 90. Bayan diye geldi diye durdu, beni arabaya aldı. Tursun da diye ondan sonra diye gittik diye ormanda diye kuytu bir yere çekti arabayı o bayan. Tursun diye ondan sonra diye arabadan indi, mini eteğini yukarıya çekti ve bana dedi ki ne istersen onu al benden. Tursun diye ben de diye arabayı aldım. Dursun dedi ya, iyi yaptın. Bence mini etek sana yakışmazdı. Yani mini etek hiç senin kalemin değil yani. Evet. Bu arada benim Musa diye bir arkadaşım var. Tabii onları at ya, şeyleri falan at. Bence dereye at onları. Songül Vural, Abdurrahman abi harikasın demiş. Çok hayır göresin. O şu şeyi unuttuk.
Hemen onu şey yapalım. Muz. Aha. Kapattık şeyi. Bizim Berat öyle diye. Birisi gittiği zaman diye gitti. Az dur ha buradan. Ha tamam açtık onu. Evet. Şimdi bir arkadaşımız soruyor. Diyor ki. İnek süt veriyor. Ben de bunu ekran karşısındaki dostlara sorayım. Hakikaten yani bir mantık sorusu. Mantık. Biz insanoğlu olarak ineğin sütünü içiyoruz. Yeni doğmuş buzağı da ineğin sütünü içiyor. Şimdi biz o buzağla süt kardeş miyik? Nüket, sence? Hemen yırtmak için telefon. Alo. Alo. Kimle görüştük? Ben Erdal Ertürk, Trabzon Araklı. Erdal Ertürk, Trabzon Araklı. Evet. Ne yapıyorsun orada? Ben fırıncıyım abi. Fırıncısın? Evet. Ekmeği çıkardın? Ben lavaş yaparım, ekmek yapmam abi. Ha lavaşçısın sen. Evet abi. Sesinden çıkaramadım da acaba yani... Lavaşçı abi gece çalıştığımız için o yüzdendi. Yorgunluk biraz. Ha yorgunsun ondan sebep çıkaramadım. Yoksa ben lavaş ekmeği yapanları sesinden tanırım ben ya. Sabahtan başlayanlar oynadı. Biz gece başlamışız. Aynen yani lavaşçıların konuşması biraz daha farklıdır. Erdal Ertürk. Evet abi buyur. Az önce bir soru sordum. Duydun mu soruyu? Soruyu duyamadım abi. İşten meşgulüydüm o ara. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela ben inek sütü içiyorum. Evet. Yeni doğmuş buzağı da inek sütü içiyor. Biz evet. Şimdi o buzağla süt kardeş mi oluyoruz? Vallahi bilmiyorum herhalde. Yani yoldan giderken bir buzağı gördüğüm zaman süt kardeşim diye... Oynanıyor o zaman abi. Nasıl? O zaman süt kardeş oluyorsun. Süt kardeş Erdal'ım var mı söyleyeceğim bir şey Yılmaz Alay? Abi benim iş arkadaşımın yeni bir bebeği oldu da. He. Onun için bir şarkı isteyecektim. Yeni bebeği oldu. Kız mı erkek mi? Kız. Adı nedir? Adı Hayrun Nisa. Hayrun Nisa. Evet. İyi Allah'ım uzun ömürler versin ona. Amin amin amin. Tamam lanet Erdal lanet. Kendine çok iyi bak. Lavaşlara devam. Evet abi Metin. Sinan Özen'den evlere şenlik kızımız var. Bizim de onda gözümüz var. Onu çalar mısın abi? Evet. Anlasaydım çalardım onu. Tamam sıkıntı yok çalarım onu. Kendine tamam. Çok iyi bak. Şimdi ben ne çalarsam çalayım derim ki ben öyle anladım onu. Çünkü son cümlelerin hiçbir tanesini anlamadım. Aynen. Yani ben mesela telefon açtım. Bir fırıncı beni arasın. Ben onun sesinden anlarım. Bu hamurhanede mi çalışıyor? Yani normal vakfı kebir ekmeği mi yapayım, lavaş mı yapayım sesinden anlarım onu. Ne? Çavuşlu. Çavuş ekmeği. Yeni icatlar şeyine girmeyin. O çavuşlu da fırın var vakfı kebir ekmeği usta. Şimdi oldu çavuş ekmeği o. Çavuşlu ekmeği. Vakfı kebir ekmeği odur. Ha bu yürü olanı. Mesela çayeli kuru fasulyesi gibi. He? Normalde kuru fasulye iş birden gelme. Ama markayı çayeli yakalamış. Eyvallah. Aynen. Adam değil, badendini almış, badendini. Geçen birisi almış şeyde, bizim televizyonlarda da vardı. Adam Karadeniz'in badendini almış. Biz hiçbir tarafta Karadeniz, nerelisin diyorlar bize, diyoruz ki diyemeyiz onu. Badende alınmıştır. Adam şey yapmış. Kadırga'nın patentini almış adam. Kadırga, şenlik var ya. Kadırga, yani şenlik yapacaksın, adını Kadırga şenliği diyemiyorsun. Diyorsun, anlarsın onu. Adını diyemiyor, anlarsın onu. Patenti alınmıştır, adam mahkemeye verir bizi. Eyvallah, Nüket. Hemen Nüket'e soru soracağımın bence... Kim lan? Niye süt kardeş değilik? O da olabilir. Mesela insanoğlunun içtiği sütün içine su da katayılar. Eğer su oranı fazlaysa sivurlan süt kardeş değilik biz buzağlar.
Ama süt oranı fazlaysa bence biz buzağla süt kardeşiyiz. Aynen öyle. Ben de hep merak ederdim. Anam bu buzağı niye bu kadar seviyor? Meğermiş kardeşim. Yok, işin bu tarafı o kadar değil de. Şimdi önümüzdeki yıl babam çaylıkları pay edecek. Şimdi bizim buzağa da düşebilir. Kardeşim. Düşünsene, tarlan var, çay bahçen var. Sınırında hemen yan tarafındaki pafta düşeyi buzağa. Toplamaz da onu. Toplamaz da onu. Sivur çünkü. Sivur toplamaz onu. Veyahut da biz toplayırık, biz mi sivur oluyoruz onu da bilmiyoruz. Para alamayırık. O da var. Evet. Alo. Alo. Kim lan? Fazlı Yıldız İstanbul. Evet. Neresinden İstanbul'un? Kartal Kurpalı Mahallesi. Megafonla mı konuşuyorsun? Alo. Telefonla. Ha, telefonla konuşuyorsun. Evet. Bir saniye dur. Fazlı abi. Efendim. Neresinden İstanbul'un? Kartal Kurpalı Mahallesi. Ha, Kartal Kurpalı. Evet. Ne yapıyorsun orada? Oturuyorum, çay içiyorum. Ah, keyfim keyif değilsin. Evet. Emekli falan mısın? Emekliyim. Aa, emekliyim diyorsun. Ay sonu giderim bankadan parayı da alırım. Evet, evet. Ha, nerelisin? Giresun Dereli, Çengelköy'de. Giresun Dereli. Çengelköy. Çengelköy. Çengelköy evet. Var mı orada Dereli'de? Burası hep Giresun Dereli dolu abi ya. Nasıl? Burası çok çok Giresunlu çok Kurpalı'da. Ha Kurpalı'da Giresunlu çok. Evet. Anladım. Eyvallah. Fazlı'ya var mı söyleyeceğin bir şey bize? Ya ben 3 defa aradım bu. Hüseyin Bıçak'tan ah oralar oralar türküsünü istiyorum. Çalarık onu. Oralar. Evet. Tamam. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz inşallah. Oralar dedin. Yani oralardan bir yerden bir şey çal Nüket. Yani onlardan bir şey çalar konu. Nüket ben bir soru sordum sana. Sen buzağıyla süt kardeş misin? Evet diyorsun. Çünkü sen de inek sütü içtin. O da inek sütü içiyor. Ne bileyim. Nasıl? Öbür türlü süt kardeş olmayor musun? Ha, illa süt kardeş olmak için direkt gidiyor ineğin memesinden mi emmemiz lazım? Niye la piperonla veriyorlar bize işte? Ha, öbür türlü olmaz diyorsun. Onu da doğru diyorsun. Evet. Nüket ne yapayırık? Bakalım kim arayız. Alo. Habib Tangal. Alo. Alo. Evet abicim. Habib duyuyor musun beni? Duyuyorum abi duyuyorum. Sinirlerimi yumuşatıyorum. Bayağı yumuşamış gözüküyor sinirlerim buradan abi. Habib. Efendim abi. Televizyonun sesini kıstın mı? Kıstım abi. Harikasın. Neresinden arıyorsun İstanbul'un? Ümraniye abi. Ne yapıyorsun orada? Kuaförüm Apo abi. Seninle bir kere görüşmüştük gerçi de Çakmaz'tan. Tanışmış mıydık senle? Evet abicim. Bir tane gri bir arabam vardı. Sen çekmeye gelmiştin buraya. Acele işin vardı gittin. O gri arabayı yapıştırdık bir yere ya. Ev 53 plaka. Ha? Onu işte ben kapattım onu bir yere. Kapattın mı? İyi abicim ben şeydeyim Ümraniye Çakmak'tan arıyorum. Ümraniye Çakmak'tan. Evet abicim. İşte o çakmak var ya hani. Evet abi. Benim arabayı düşün. Oturduğun yeri düşün. Bir de bizim patronu düşün. Ne oluyor? Bizim çok patrona kötü. Benim arabayı çakmak. Yani tamam. Söyleyelim hatta sizin buradaki arkadaşların falan var. Hatta soylar. Evet. Ben ayrıca ondan da kuaförüyüm. Anladım. Eyvallah. İnşallah yarın geleceğim abi. Aksil çıkmazsa gece de yanındayım. Gelmezsem. Eyvallah beklerim. Arkadaşlarla beraber buyur gel evet, çavuş abi, başına. Evet abi 4 kişilik yer ayırttım zaten. Tamam.
Harika. Tamam abicim, bir asil çıkmazsa inşallah geleceğim. Senden bir isteğim olsa çalar mısın? Ya tabii yarın akşam olursa. Geleceksin, mecbur çalacağım o konuyu. De bakalım. Muhammed Ali de sonbahar yağmurları. Ayrıca de ben Rizelilerin damadı oluyorum. Aslen kendim Sinopluyum ama. Ha, al işte yine çakmak. Kuaför. Ben Rize. Yani. Olayı bağladın bizim enişte. Yapacak da bir şey yok yani. Enişte yani. Eyvallah enişte, yapacak bir şey yok. Abicim Allah razı olsun. Tekrar 7. yılın şey... hayırlı uğurlu olsun. Allah razı yıllara olsun. Diyelim bu sanat hayatında. Habib. Efendim abicim. Sen nerelisin? Sinop. Sinoplusun, harika. Az önce evet, bir abi. Soru sordum. O konudaki düşüncen ne? Şu inek tespit muhabbetini mi? Aynen, yani biz süt içiyoruz. Evet. Yeni doğmuş buzağı da süt içiyor. Evet. Aynı inekten. Biz tamam. Şimdi süt kardeş mi oluyoruz ondan? Yok, süt kardeş olmuyorsunuz. Niye? Biz sülü süt içiyoruz. Tabii biz sulu içtiğimiz için. Pastörize olunca kardeşlik düşüyor. Tabii kardeşlik falan araya su katıldığı için sulu kardeşlik oluyor. Yani kardeşlik sayılmaz aslında. Süt kardeşlik, sulu kardeşlik. Sulu kardeşlik oluyor. Harika. Abim kendine çok iyi bak, görüşürüz canım. Eyvallah. Ay ay. Abim aynen sulu kardeş. Süt kardeş yok abi. Süt kardeş yok, sulu kardeşlik. En güzeli. Vallahi. Tabii sütü verirken yani ben bunu bir evlat şefkatinle mi veriyorum yoksa bu işin ticaretinde miyim? Onu ineğin o ruh hali de lazım, evet. Yani o da önemli. Yani şimdi aynen öyle, ticari olarak mı şey yaptığını? Aynen. Önceden inekler de kaliteli süt verirdiler yani, çünkü kişiye özel verirdilerdi sütü. Şimdi onlar da döndü fabrikasyona. Mesela adam Hollanda ineği getiriyor, bir günde veriyor 400 kilo süt. Öyle bir sihir mi olurlar? Hakikaten öyle. Ciddi söylüyorum, Hollanda inekleri falan var ya, millet onun çiftliğini falan kurmuş, günde veriyor 400-500 kilo süt. O da olabilir. Ama yani ben ne olursa olsun ben gene yerli inekten yanayım. 3 kilo 5 kilo süt veriyor ama kaliteli veriyor yani. Yani ebiri işi fabrikasyona döndürmüş. O uluslararası bir sihir. Bizimki öyle değil. Daha yerel, daha yani kültürel motiflerimizi üstünde taşıyan. Görünümü bir sempatik. Şimdi düşemiyorum. Anam şimdi 4 ya o Hollanda inekleri var. Geliyor 2-3 ton. Anam gidiyor şimdi, o nasıl sevsin onu? Benim anam gidiyor ahıra, diyor Genali, ha bunu çeka uyana. Konuşuyor onunla. Onlarla konuşamazsın da, anam bilmeyi ki Hollandacayı. Hollandacayı bilmeyi anam. Yani, yabancı dil problemi de var. İneklerle konuşma, yabancı dil kursu. Neyse, Hollandaca. Evet. Aynen, bence yani Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma yapması lazım. O zaman ne olacak? Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na ortaklaşa bir proje. Yani yapacak bir şey yok. Günaydın reis, afiyet olsun, yine formdasın. Sabah sabah bir hayın horon çal da biz de formu yakalayalım. Semih Terzi, Semih'im öpüyorum seni. Yarın akşam bekliyorum Çavuşbaşı kasına. Alo. Alo. Özlem Çobanoğlu. Evet. Sakarya. Karasu Sakarya. Karasu Sakarya. Evet. Özlem Hanım, çok... ne yapıyorsunuz Karasu'da Sakarya'da? Ev hanımıyız. Ev hanımıyız. Sizi seyrediyoruz. İyi. Nerelisin? Sakarya, Karasu. Koca. Ha, Karasu'dan, oradansın. Hı-hı. Bizim orada çok Karadenizli falan var da. Hep Karadenizli burası. Yani o şeyde bizim Trabzon, Rize, biraz daha Doğu Karadenizli çok var orada. Hı hı. Özlem Hanım. Efendim. O Karasu'da köyde misin? Yok, Karasu'dayım. Karasu merkezde. Hı hı, merkezde, sahilde. Ha, orada o zaman sizin inek minek de yoktur. Köyde var. Köyde var. İsmi nedir ineğin? Yok ya, bırak şimdi ineği de, süt kardeş olmuyoruz. İneği bıraktık, evet, süt kardeşlik mevzusuna gelelim. Sanki başka bir yerden konuşuyor. Tamam.
Süt kardeş olmuyoruz. Bir, iki, çok seviliyoruz. Biraz da şımarman. İki, üç, iki, üçüncüsü de... Üç, iki, bir, yok, bir yok, başka. Yok, yok. Heyecanlanıyorum da konuşamıyorum. Tamam. Üçüncüsü de Zeynep Başkan'dan Ali Mali. Şimdi dur, ben karıştırmayayım onları. Bir. Bir süt kardeş değiliz. Ya, bırakın onu ya. İki. Fazla şımarman. Fazla şımarmayayım. Seviliyoruz diye. Seviliyoruz diye, tamam. Üç. Zeynep Başkan'dan Ali Malim. Oğlum için, asker oğlum için. Ha, asker oğlun için. Dur şimdi ben onları karıştırmayayım. Tamam, Özlem abla. Kendine iyi bak, görüşürük. Şimdi ben onları bir yazayım. Bir, Ali Malim inekle süt kardeş değil. Onu yazdık. İki, Zeynep Başkan şımarma. Üç, seviliyorsun süt kardeşim. Üçünü işte böyle notunu alacaksın. Ne demiş atalarımız? Mutlaka yazılacak. Yani bir yere yaz diyor, olayı bir yere yaz. Aynen. Temel evde oturuyor. Ne oldu? Temel evde oturuyor, gazete okuyor, uşağı dönüyor. Ya baba, Nijerya'nın başkenti neresidir? Nijerya'nın başkenti, bilmiyorum oğlum. Uşak yine ders çalışmaya devam, Temel gazete okuyor, devam. Ardından baba, bu Brezilya'ya komşu devlet kim var? Temel durmuş, Brezilya'ya komşu devlet, bilmiyorum oğlum. Aradan bir 5 dakikada, baba, 7 kere 45 kaç yapar? Temel demiş, 7, 45, bilmiyorum oğlum. Çocuk demiş, ya baba, ha böyle devamlı soru sorayım, hani senin canını sıkmayırım değil mi? Temel demiş, olur mu yavrum? Soracaksın ki öğreneceksin. Soracaksın ki öğreneceksin. Niye sıkılayım? Alo. Alo. Kimle görüştüm? Ben Semiha. Semiha Birlik Zonguldak. Evet. Semiha Hanım, Zonguldak'ta ne yaparız? Şu evdeyiz. Komşularımızla sabahları sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Komşularla beraber evdesiniz. Evet. Bugün kimde sıra? Sende miler herkes? Bugün herkes bende. Sen şimdi sıraydı. Kahvaltı verdin mi Lara? Kahvaltı siz bittikten sonra. Şu an dinliyoruz. Siz dinlediğimiz için kahvaltımızı yapamıyoruz. Ha, daha kahvaltı işine hiç girmediniz. Yok, daha girmedik. Siz şimdi kahvaltıda süt de içmezsiniz. Sabahtan beri o konuşuluyor. Evet. Eyvallah Semih Hanım, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey yok. Sorunuza cevap vereyim. Buyurun. Bir kardeşim yok. Kardeşim olsa iyi olur. O yüzden kardeşler diyorum ben. Bir kardeşin yok. Evet, kardeşim olsa iyi olur. O yüzden kardeş olurlar galiba. Kardeş olurlar. Eyvallah. Peki Semih Hanım, çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. İyi günler. Sağ ol. Semih, çok duygusal. Ya buna şey değiller işte. Yani hani adamın bütün pozitif enerjisini alıyı poşete koyu, adayı çöpe. Buzağı. Eskişehir'de buzağını. Don mon giydirmiş ha. Et, atlet, don falan filan. Millet hepten ne bu? Biberonla besliyor. Buzağı zaten biberonla beslenecek. Başka ne yapacak? Al. Muhammed Albayrak sordu. Abdurrahman kardeşim, benim de kafama takıldı. Biz şimdi süt kardeşlerimizi mi Kurban Bayramı'nda kesiyoruz? Adam olayı aldı, nereye getirdi? O zaman biz katil miyik diye yani. Al. Gel de uğraş adamla. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Murat Yılmaz.
Evet abicim. Murat Hayırlı Yılmaz sabahlar. Ne yapıyorsun? Ne yapalım abi, iş yerinde oturuyoruz, seni izliyoruz arkadaşlarla hep beraber. Nerede iş yerin? İstanbul Tuzla. Tuzla'da? Evet. Nerelisin? Samsun Bafralıyım. Samsun Bafra. Aynen. Eyvallah. Ne işi yapıyorsunuz? İnşaat malzemesi satıyoruz abi. İnşaat malzemesi satıyorsunuz. Güzel. Evet, inşaat malzemesi satıyoruz. Murat. Efendim abi. Az önceki sorumuzu biliyorsun. Evet, sorunu biliyorum abi. Nedir? Düşüncen nedir bu konuda? Düşüncem nedir? O da Allah'ın yarattığı bir varlıktır. O da bizim kardeşimizdir. Hepsi bizim kardeşimizdir. Bu gözle bakmak da lazım biraz. Kardeşimizdir. Evet. Kardeşimizdir diyorsun. Doğru. Ama evet, doğru öyle abi. Lafla kardeşlik yok. Öyle mesela dükkanda çalışıyorsun ya. Evet. Kazandığının bir kısmını da vereceksin kardeşine. Tabii canım, otunu alıp veriyoruz daha sonuçta. Otla idare etsin diyorsun. O otla idare etsin. Eyvallah. Murat'ım çok teşekkür ediyorum. Var mı söyleyeceğim bir şey? Canının sağlığı abi. Programının devamını diliyorum. Çok başarılısın. Yarın akşam da nasip olursa oradayız hep beraber. Bekleriz. Bütün arkadaşlarınla beraber bekleriz. Eyvallah. Eyvallah çok, abicim. Çok teşekkür gelsin. Ediyorum. Görüşmek üzere. Bu arada bizim yarın akşam da program var ha. Milletler bağ yarın akşam. Alo, biz gelemiyoruz. Süt kardeşin gelsin. Sabahtan akşama kadar süt kardeş muhabbeti yapaydın. Ha, o da var. Yarın akşam. Adam bir hafta önce aradı. Yer ayırttı. Ondan sonra bizim Berna Hanım da dün aradı onları. İşte yer ayırtmıştınız, rezervasyon. Adam dedi ki, ya program ne zaman edildi? Çarşamba. Oo dedi, o gün bizim cenaze var dedi. Çarşamba günü. Benim de büyük bir cenaze. Yani mutlaka katılmamız lazım. Eyvallah. Evet. Bir telefonumuz daha var. Telefondan sonra reklama gideceğiz. Son bölümde de yarın akşamki geceyi konuşacağız. Alo. Efendim. Ece Nur Eroğlu. Evet. Ece Nur, nereden ararsın bizi? İstanbul. Neresinden? Yeni Bosna, Bağcılar'da. Yeni Bosna tarafı. Evet. Ece Nur, nerelisin? Malatyalıyım aslen. Malatya. Evet. Bu Karadeniz'de bağlantın ne? Ya ben o soruya cevap vermek istiyorum. Ha, soruya cevap vereceksin. Evet, bir de sizi de izliyoruz. Hoşunuza gitti bu soru. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun cevabı alalım. Ya hani diyorlar ya işte süt kardeşler falan. Evet. İşte o süt kardeş, hani biz sonuçta gidip de ineğin hani memesinden emmiyoruz. Sayarak içiyoruz değil mi? Evet. Bak arkadan ses geldi. İtiraz var herhalde. Yok, yeğenim var. Ha, yeğenin var. Tamam. Şimdi bir evet. Saniye. Sen değilsin ki direkt memeden olmadığı için süt kardeş olmayırık. Evet. Tamam, mevzu anlaşılmıştır. Evet, böyle bir şey de var. Hani eğer süt kardeş olsaydık. Evet. Eğer süt kardeş olsaydık, hani biz bunları sonuçta köyde kesiyorlar, hani kurban zamanı falan geliyor. Biz seri katil değiliz herhalde. İnsan kardeşini öldürür mü? Kardeş kardeşi keser mi diyorsun? Ece Nur, sen bu olayı çok ciddiye aldın ya. Yok vicdan azabı çeki. Ece Nur şu anda vicdan azabı çeki. Sıkıntı orada. Yok, çünkü bizim köyde de inek var. O zaman sizin köydekiler katil. İşte ben söylemeyi çalışıyorum. Bizim köydeki herkes katil. Ay, Ece Nur, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de kendiniz için iyi bakın. Sağ olun. Programınızın ve başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ece Nur bu olayı çok ciddiye almış. Aynen öyle. Onun gibi bir şey yani bu da yani. Ya yok diye erdi, kardeş olsak diye. Biz bunları niye kesiyoruz diye bayramda. Hakikaten öyle. Yok yani... Benim fikrim nedir? Bence yani süt içmemek lazım ya. Süt içmemek lazım.
Aynen öyle. İsteyiler ki bütün öğrenciler sivur olsunlar. Bizim zamanımızda mesela süt dağıtmazdılar, fındık dağıtırdılar. Hakikaten öyle ha. Biz ilkokuldayken ilkokulda fındık dağıtırdılar bize. Nasıl? Kuru üzüm. Yok, bizde fındık var idi. Bizim sınıfın mevcutu 40 idi, fındık dağıtıldığı gün 45'e çıkaydı, hocalar da anlamaydılar onu. Yani niye bu sınıfın nüfusu normalde 40? Ha, Nükhet'te orali değil. O zaman Muhammed Ali'den aşkından eleyirim gene orali değil. Onu bir yapıştıralım. Nasıl? Reklamımız var. Eyvallah. Reklamlara gideceğiz. Reklamdan sonra ekranda 7 yıl gecesini konuşacağız. Haydi bakalım. Kardeş Çavuzum. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin. Hoş adamın bulduk. Dirisin geri ayağa kalkıyorum ben. Şunu fısırın ya. Tamam. Bu boy fakirliği de kötü oluyor. Biraz öyle oluyor valla senin evet, yanındayken. Gelin. Neyle geldin sen kardeş? Şifa dağıtmaya geldik Allah'ın izniyle. Gelin hazır mi? Mıyız? Hazırız vay değil mi? Şimdi şifa dağıtacağız inşallah. Ve gerçekten biz Türk milleti ben dahil %85'inde olan bir rahatsızlığı gidermek amacıyla, evet, sağlığımıza kavuşmak amacıyla muhteşem bir ürün. Birkaç gündür yoktum biliyorsun Ramazan abi. Almanya'ya gittim, yerine gittim. Bu medikal ürünlerin şu an Avrupa'da satış rekorları kıran, teknolojisi çok yüksek ama kendisi bir o kadar küçük, kullanımı da çok kolay ve hiç tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Elektrik yok, elektronik yok. Tamamıyla statik, yani tükenmeyen enerjiye sahip. Horlama derdine son. Horlama deyip geçmeyin. Sağlık hafife alınmaz. Horlama deyince sadece gürültü değil, o vücudun çıkarmış olduğu bir alarmdır. Vücudumuz alarm veriyor horladığı zaman. Yani vücut, akciğer, nefes alma problemi var demektir. Kalp basıncını etkileyecektir. Uyurken tansiyonu yükseltecektir ve kalp krizine yol açabilir. %65 uyurken kalp krizlerinin riskinin nedeni horlamadan kaynaklanıyor. Diyafram az çalışıyor, alacağımız nefesin yarısını alıyoruz. Kalp bu sefer daha çok kan pompalamaya çalışıyor. Uyuyup dinleneyim derken vücudu daha fazla yoruyoruz. Ne yaptı uzmanlar? Yıllar süren araştırmaların sonucunda ilaç değil, elektrik değil, tamamıyla statik, elektrostatik, evet, antialerjik ve antibakteriyel, sevgili kameraman arkadaşımızdan yakından çekmesini rica edeceğim. Çünkü çok küçük bir malzeme, varlığıyla yokluğu belli değil fakat vücudumuza horlamaya göstermiş olduğu etki kalıbından kat kat fazla. Kullanımını hemen gösteriyorum. Şu uçlarda bu arada tekrar rica edeyim. Uçlarda elektrostatik iyonizer var. Bakın bunun olayı şu. Burnumuzun içindeki sinirleri uyarıyor ve akciğerin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Gırtlak durumundaki oradaki problemleri yok edip horlamayı engelliyor. Biz diyoruz ki hep kilolu insanlar horluyor. Hayır. Horlayan insan kilo alıyor. Çünkü az nefes aldığında, diyafram az çalıştığında tabii gideriyor. Anam tam imdatlık bu. 3 hafta sonra kesinlikle gideriyor. Gidermezse iade garantili. Bakın iade garantili diyorum. 3 hafta sonra horlamanız kesilmezse ürünümüz bizimdir. Hiç problem değil. Şimdi zaten çok kısa süreli bir kampanya yapacağız. Bu fırsatı değerlendirenler kendini şanslı hissedenlerdir. Bakın gösteriyorum nasıl kullanılıyor. Burun deliklerimize şuraya takmamız yetiyor. Aha da bitti. Ben varlığını hissetmiyorum. Bunu yattığımız zaman kullanıyoruz. Aynada bakmasam hissetmeyeceğim takılı olduğuna. Yatmadan önce takıyorsun. Yattığın zaman da takılı kalıyor. Ne oluyor? Daha rahat nefes almamızı... Nefes alınanı mı kolaylaştırıyor? Evet, burada sinirleri uyarıyor. Çünkü elektrostatik o çipler elektronik değil. Bakın elektrostatik yani iyonizer. Medikal bir ürün bu. Avrupa'da şu an satış rekorları. 100 euroya satılıyor ya. 100 abi, euroya satılıyor abi. Bir tane hemen alayım da. Alacağım otelde tabii. Otelde yatıyoruz. 2 oda öbür taraftan ben duyuyorum horlamasını. Ya bunda... Adamda ya. Ondaki rahatsızlık da bitmiyor maşallah ya. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler bakınız ne kadar kolay bir kullanım var. Burun deliklerimize yerleştiriyoruz ve tamamıyla sinir uçlarımızı biz hissetmiyoruz ama o içeride yapacağını yapıyor. Rahat nefes almamızı sağlıyor, horlamayı kesiyor, vücudumuzun çıkardığı alarm sesini yok ediyor. Dolayısıyla rahat nefes aldığımız zaman da vücut fonksiyonları düzgün çalışıyor. Kalp krizini de otomatikman önlemiş oluyor. Şimdi mucize telefon numaramızı vereceğim ve ben o mucize telefon numaramızı verdikten sonraki ilk 10 dakika içerisinde arama şansına sahip olan bütün izleyicilerimize Avrupa'da 200 lira satışı olan ve şu an günümüzde tüm eczanelerde 99 liraya satılan, bakın bir de çok güzel bir sürpriz yapacağım. Bizde sürpriz bitmez. İndirim yapmıyoruz. Biz yarı fiyatına veriyoruz. Bizde kampanya böyle olur. İşte sevgili izleyiciler o beklenen an geldi. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Hemen telefon numaramızı veriyorum.
0216 alan koduyla 211-01 çift sıfırı tuşluyorsunuz. Hattımızı düşünmeniz yeterli. 99 liraya satılan bu horlama önleyiciyi sadece 59 liraya bir alana bir bedava. Ama şimdi var ya bak, şimdi dikkat ettim. Bunu taktığın an sesin dahi gürleşiyor. Evet, çünkü oradaki kanalları açıyor evet. Elektrostatik olarak. Hiçbir şey hissetmiyorum ben. Yani bunu taktığım zaman ne varlığını hissediyorum ne de yaptığı şey. Kendisi otomatikman devreye giriyor. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Ömür boyu garantili ve faydasını görmezseniz iade garantili. Eczanelerde 99 lira, bizde bir alana bir bedavayla 59 liraya. Uyurken kalp krizi riskini ortadan kaldırmak, hatta... Yani şöyle ikisini mi 59 liraya? İkisini 59 liraya gönderiyoruz. Bu çok kısa sürecek bu kampanya. Belki de bu gecenin son bir kampanyası. Bir tane kendine, bir tane eşine. Eşine. Bir tane sana, bir tane eşine. Ya da bir sevdiğine, ihtiyacı olan birine. Şimdi sağlık diyoruz. Her şey sağlıkla başlar, sağlıkla biter. Sevgili izleyicilerimiz, horlama deyip geçmeyin. Sadece bunu estetik amaçlı değil, gerçekten horlama durumu olduğunda, nefes darlığı yaşandığında vücut daha sorunlu çalışır ve akciğerler az çalıştığı için göbek de az hareket eder. O zaman ne olur? Yağlanma oluşur. Yani göbek yağı oluşur, daha fazla kilo almanızı sağlar sizin. Şişmanlarsınız horlarsanız. Ne kadar horlarsan o kadar çok kilo alırsın. Ne kadar horlarsan o kadar çok kalp krizine yakalanma riskin olur. Artık bu işin çözümü bulundu. Ne ilaç ne elektrikle, tamamıyla manyetik bir alan sistemiyle varlığını hissetmiyorum ama o varlığını bana 3 haftanın sonunda komple kanıtlayacak. Horlama derdine son ya. Var mı böyle bir şey? İşte şimdi var. O da burada. Çok büyük bir sorun yani. Orada. Gerçekten sorun. Hakikaten. Şimdi, yanımıza yatanı rahatsız ediyoruz yani. Kendimizi de rahatsız ediyoruz. Kendi sağlığımız için ama de problemli. Kendimiz duymadığımız için. Yanındaki insanı da rahatsız ediyoruz. Buna hakkımız yok sevgili izleyiciler. Kendinizi cezalandırmayın. Yanınızdakini de cezalandırmayın. Kendinizi ödüllendirin. Medikal diyoruz sağlık için. Zaten biz burada hani söylemeseyip tabak tencere satmıyoruz. Amacımız ticaret, belki maksadımız para kazanmak. Fakat sunduğumuz ürünler ya medikal yani sağlık için oluyor ya da gerçekten yaşamı kolaylaştıran ürünler oluyor. Üstelik yarı fiyatına olmazsa da biz o ürünü kesinlikle sunmuyoruz. Gördüğünüz gibi burnuna rahat bir şekilde yerleşen, varlığıyla yokluğu bir hafif, hiçbir şekilde taktığımı hissetmiyorum. Burada sabaha kadar kalmasıyla horlamamızı kesecek ve 3 haftanın sonunda artık horlama derdi olmayacak. Ürün iade garantilidir, ömür boyu da garantilidir. Avrupa'da satış rekoru kırmakta, piyasadaki, dünya çapındaki piyasada 200 liraya satılıyor. Bizim eczanelerde de toptan satışlarında 99 liraya. Peki biz ne yapıyoruz izleyicilerimiz için? Sadece 59 liraya bir alana bir bedava, bu fiyata bu ürün varken almazsanız pişman olursunuz. 0216 alan koduyla 211-01 çift sıfır diyoruz. Biter mi? Bitmez. Bir sürprizimiz daha var Ramazan abi söylesin. Hemen söyle, vaktimiz daraldı. Evet, Ramazan Çelik'in 2013 albümü yanında hediye. O zaman güzel. Rahat nefes alıyoruz. Uyanınca da oynamaya rahatça başlıyoruz. Oynuyoruz. İşte bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apolas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı Kasrı'nda. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216 334 64 38. Rengi belli. 8 yıl aradan sonra Sarı Fırtına Seyfettin Çakıral'ın Lida adlı albümü tüm müzik marketlerde. Oy paçalli, 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 yedi çalli. Vitali, tali, tali, vitali, tali, tali. Sevdim seni yürekten, oldum sana sardali. Kader gülmedi sana asiyem, ne daha bozuk ikbali asiyem. Kimse bilmez kimsenin içindeki derdini. Endim dereye, dere düzine, nasıl bakayım yarın yüzüne. Levodin, Ravodiya, Medopiyo, Gardiya.
Evet. Yavaş yavaş artık programın sonuna doğru da geldik. Biraz yarınki programdan bahsedelim. Yarınki programı konuşalım. Ve ardından da yavaş 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 programı sonlandıracağız. Evet değerli dostlar, yarın akşam az önce VTR'de izlediniz. Yarın akşam Çavuşbaşı Kasrı'nda ekranda 7 yıl diye bir program organize ettik. Ve birbirinden değerli sanatçı dostlarımın katılacağı bir program. Cengiz Kurdoğlu, İsmail Türüt, Zeynep Başkan ve Apolas Lermi'nin sahne alacağı ekranda 7 yıl programı İstanbul'da Çavuşbaşı Kasrı'nda. Bu programı niye organize ettiğimizi ilk önce ben aktarayım. Ve bu programla ilgili dostlardan isteğimizi, duygu düşüncelerimizi aktaralım. Son 10-15 dakika gibi bir zamanımız var. Efendim 7 yıldır bu ekranlardayız. Mavi Karadeniz TV ekranlarındayız. 2007'nin Ocak 18 Perşembe günü Mavi Karadeniz TV'de dalga dalga Karadeniz programıyla programlara başladık. Ardından yaz programları yaptık. Yazın memleketi gezdik. Karadeniz'in o güzelliklerini ekranlara taşımaya gayret ettik. Sonrasında farklı programlar yaptık yine bu kanalda. 2009-2010'da Gece Kızma Birader diye gece saat 11'de başlayan, cumartesi günleri başlayan bir program yaptık. Sonrasında efendim Bize Her Yer Karadeniz programını gerçekleştirdik. Ve son olarak da şu anda Fıkra Zamanı programıyla karşınızdayız. Bu arada onlarca, belki de yüzlerce şenlik, festival sunumu gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir tarafında Karadeniz adına yapılan aktivitelerde sahne almaya gayret ettim. Düzgün bir Karadeniz duruşu sergilemeye gayret ettik. Hatırlayın, yıllarca Karadeniz bölgesi ve Karadeniz insanı televizyonlarda işte akli hiçbir şeyi kesmeyen, doğru düzgün konuşamayan, şivesi da, du gibi saçma sapan şeylerle temsil edilen bir karikatüristik tipti Karadeniz insanı. Biz bunu yıkmak için bu kanalda mücadele verdik. Ve Allah'a şükür bunu da başardık. Şu son dönemde yapılan dizilere falan bakın. Orada Karadeniz insanı artık böyle aptal bir profil çizilmiyor. Şive, düzgün bir şive kullanılmaya çalışıyor. Yörenin şivesi kullanılmaya çalışılıyor. Ve Karadeniz'in mizahi yüzü vardır. Ama o mizahi yüzünü karikatüristik tip haline getirmemek gerekiyor. Biz bunu yapmaya gayret ettik. Ve 7 yılın üzerine, 7 yıldır bu ekranlardayız ve 7 yılın üzerine dostlarla bir araya gelelim dedik. Bunu niye yaptık? Onu da söyleyeyim. Yani hani bir şeyleri açık oynamak gerekiyor. Biz buradan samimi bir duruş sergiledik 7 yıldır. Bir saniye Fuat Bey, buradan size de giydirme yapacağım. Karadeniz'de tam 71 canlı yayın yaptık. Bu geçtiğimiz zaman zarfında 71 canlı yayın. Bu 71 canlı yayının bugün ortalama, yani İstanbul'da bir canlı yayının ortalama fiyatı 4-5 bin lira. Bu Karadeniz'e gittiğiniz zaman Karadeniz'deki rakam daha fazladır. Çünkü araç oraya gidiyor, yakıtı, ekibin konaklaması, yemesi, içmesi, şusu, busu, yani harcırah daha da artıyor. Bu rakam daha da ileriye gidiyor. Ama biz dedik ki bir hesap yapalım. Ve bir hesap yaptık. 70 canlı yayın, 3 bin liradan bedel bitsek 210 bin lira biz bugüne kadar canlı yayınlara bedel ödemişiz. Ve Karadeniz'de yapmış olduğumuz programlara reklam bedeli olarak aldığımız rakam 85 bin lira. Geriye kalan bütün rakamı biz kendimiz finanse etmeye çalıştık. Gerek Mavi Karadeniz TV, gerek Fuat Bey, gerekse
şahsım olarak onları bir şekilde finanse etmeye gayret ettik. Ve geçen sene yapmadık yaz programları. Ama Karadeniz'in o yaylaları, kültürü, o güzellikleri ekrana da taşınması gerekiyordu. Ve bunun için bir gece organize edelim dedik. Yemekli bir program. Normal yemeğin yanında Karadeniz yemeklerinde sunulacağı Çavuşbaşı Kasrı'nda bir gece yapalım dedik. Ve bu geceyle de bu yılki Karadeniz programlarını finanse edelim düşüncemiz oluştu. 4 tane sanatçı arkadaşımı aradım ve 4'ü de sağ olsun Abdurrahman'cığım senin için seve seve koşa koşa geliriz diye olayı sahiplendiler. Ve yarın akşam Çavuşbaşı Kasrı'nda İstanbul Anadolu yakasının en elit noktalarından bir tanesi. Mükemmel bir salon. Cuma günü akşamlar İsmail Türüt'le birlikte orada program yapıyordum. Belki izleyenler vardır. O salonda muhteşem bir gece. Ve bütün dostlarımla 7 yıldır bize destek veren, efendim bizi ekranda beğeniyle izleyen ve her daim burada durmamız gerektiğine inanan bütün dostlarımı ben yarın akşam saat 8.30'da başlayacak olan ve 9 ile 12 arasında Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak olan ekranda 7 yıl programı için Çavuşbaşı Kasrı'na bekliyorum. Ve bununla alakalı telefon numaralarımızı arkadaşlar veriyorlar. 0216 334 6438 numaralı telefonda telefondan ulaşabilirsiniz. İsmail Türüt, Cengiz Kurdoğlu, Zeynep Başkan, Apolas Lermi. Bu 4 sanatçıyı bir arada izleme imkanını birçoğunuz bulamamışsınızdır. Ve bulmanız da çok zordur. Karadeniz adına kaliteli müzik yapan ve ulusal anlamda ismi duyulmuş olan ve bütün bölgeler tarafından, bütün yöre insanları tarafından takdir edilen, Avrupa'da birçok noktada konserler veren bu 4 isimle yarın akşam Çavuşbaşı Kasrı'nda ekranda 7 yıl gecesini yapacağız. 7 yıl boyunca ne yapmışız onun bir sunumunu yapacağız. Birbirinden değerli dostlarımız var. Onların onlara güzel hediyeler hazırladık. Onları takdim edeceğiz. Ama ben Abdurrahman Uzun olarak 7 yıldır bu ekranlarda Karadeniz adına bir şeyler yapmaya gayret eden, çırpınan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak bütün dostları, bütün Karadeniz sevdalılarını ve bize değer veren bütün dostları yarın akşam Çavuşbaşı Kasrı'na bekliyorum. Yoğunluk var. Şu ana kadar arayan dostlar, rezervasyon yaptıran, davetiye temin eden birçok dostumuz var. Yer ayırmak isteyen, geceyle alakalı bilgi almak isteyen dostlar 0216 334 6438 numaralı telefonla bize ulaşabilirsiniz. 0216 334 6438 numaralı telefonla bize ulaşabilirsiniz. Birçok arkadaşımız gelemeyerek, efendim çiçek gönderen arkadaşlarımız var. İşte yani gecede bizim yanımızda olduğunu bizlere hissettirmeye çalışan arkadaşlarımız var. Avrupa'dan birkaç tane arkadaşım, biz Avrupa'dayız, gelemiyoruz ama biz o geceye senin o programına katkıda bulunmak istiyoruz deyip arayanlar var. Beni çok mutlu ediyor. Balıkesir'den, efendim Bursa'dan, Tekirdağ'dan, Adapazarı'ndan, Düzce'den, Bolu'dan programımıza kalkıp gelecek olan, yarın akşam gelecek olan dostlar var. 8 kişi, 10 kişi ailesiyle beraber, hanımıyla, annesiyle, arkadaşıyla, oğluyla, kızıyla birlikte kalkıp ailecek gelinebilecek bir program. Normal yemeğin yanında Karadeniz yemeklerinde sunacağımız muhteşem bir gece. Ben bütün dostlarımı, altını çiziyorum, bütün gerçek dostlarımı yarın akşam Çavuşbaşı Kasrı'nda bekliyorum. Ve o 600 kişilik salonun da tıka basa dolacağına inanıyorum. 7 yıl boyunca Karadeniz bölgesine hizmet etmeye gayret ettim ve yeni bir şeyler yapmak istiyoruz. Yazın çok daha farklı bir proje hazırlamak istiyoruz. 7 yıldır ben Karadeniz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve 7 yıl üzerine ilk defa düzenlemiş olduğum ekranda 7 yıl programına da bütün Karadenizli dostlarımın katkı sağlamasını, destek vermesini talep ediyorum. Yarın akşam saat 8.30'da
Çavuşbaşı kasrına bütün dostları bekliyorum. Bu konuda bilgi alabileceğiniz telefon numaraları da 0216 334 6438. 0216 334 6438. Davetiye teminlerini kapıdan da temin edebilirsiniz. Geldiğiniz zaman kapıdan da davetiyeleri alabilirsiniz. Bu konuda ben bütün dostları bekliyorum. Evet, geldik programın sonuna. Ben 7 yıl boyunca bize tahammül eden ve 7 yıl üzerine düzenlemiş olduğumuz ekranda 7 yıl programına destek veren, oraya katılarak bizi onurlandıran ve göğsümüzü kabartan ve bize heyecan ve enerji veren bütün dostlarımıza, çünkü iletişimde gücün söz söyleme hakkı vardır. Çoğunluğun söz söyleme hakkı vardır. Ben biraz daha bu programla gücümü göstermek istiyorum. 7 yıl boyunca iyi şey mi yapmışız, kötü şey mi yapmışız, faydalı bir şey mi yapmışız Karadeniz'e, yoksa öylesine bir 7 yıl mı geçirmişiz, onu görebileceğimiz ve dosta düşmana gösterebileceğimiz bir program. Onun için ben bütün dostları ısrarla bir şekilde yarın akşam o programıma bekliyorum. Yakında olan, gelebilecek konumda olan, başka çok elzem bir programı olmayan bütün dostları, bütün Karadeniz sevdalılarını oraya bekliyorum. Yarın akşam saat 8.30'da Çavuşbaşı Kasrı'nda buluşmak ve görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Bizim oralar.
gider bizi buralar. Ah oralar, oralar, benim Rize'm oralar, benim Rize'm oralar. Ah oralar, oralar, Gümüşhane'm oralar, Gümüşhane'm oralar. Ah oralar, oralar, Artvin'imdir oralar, Artvin'imdir.